الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Of. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendi için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Şüphesiz Allah doğruyu söyler. Hayırlı akşamlar değerli seyirciler. Bu akşam Mevlid Kandili ve Gönül Dergahı ekibi olarak Vizyon 58 TV ekranlarında Mevlid Kandili özel programıyla karşınızdayız. Bu akşam inşallah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i konuşacağız. Peki programımız içerisinde neler var? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl birisiydi? Mevlid Kandili niçin önemli? Mevlid Kandili'nin dinimizdeki yeri nedir? Kandilleri nasıl değerlendirmeliyiz? Peygamberimizi niçin örnek alıp kendisine uymalıyız? Peygamberimizin sünnetlerine uymanın hikmetleri nelerdir? Ve Peygamberimizin örnek ahlakını inşallah programımız içerisinde çok değerli hocam Ahmet Akgül'le beraber paylaşmış olacağız. Bu arada Kur'an-ı Kerim tilavetini yine her zaman olduğu gibi Paşa Camii İmam Hatiplerinden Abdullah Koç hocamız okudu. Tevbe suresinin 128. ve 129. ayetleriyle Ahzab suresinin 40 ve 48. ayetlerini okudu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
Evet hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 1444. doğum günü ve bizler de inşallah bugün bu mübarek günde Peygamberimizi konuşmaya çalışacağız. Özellikle örnek hayatını konuşmaya çalışacağız. Ben öncelikle tabii birçok konumuz olacak. Bu arada konuları konuşurken tabii seyircilerimiz de bu konularla alakalı bize ulaşmak isterlerse telefon numaramızı ben hemen iletmek istiyorum. 0346 225 3011 numaralı telefondan değerli izleyicilerimiz de canlı yayında bizleri arayıp sorularını sorabilirler. Evet hocam, Peygamber Efendimiz'i konuşacağız. Tabii bunun öncesinde benim Peygamberimizin hayatı, örnek ahlakı, sünnetleri hayatımıza nasıl uygulayacağız? Bunlarla alakalı geniş teferruatlı bilgiler alacağım ama sizden. Öncelikle Peygamber Efendimiz'e, daha doğrusu Peygamber Efendimiz dünyaya teşrif etmeden önce kısaca o anki dünyadaki durum nasıldı ahlaki olarak? İnsanlar ne alemdeydi, ne yapıyorlardı, nasıl bir vaziyet içerisindelerdi? Kısaca bir o dönemi bir hatırlatalım sevgili izleyicilerimize. Ondan sonra da yine Peygamberimizin doğumundan bu tarafa olan hadiseler ve daha da genişleterek inşallah programımızı devam ettirelim. Buyurun. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Vessalatu vesselamu ala Resulillahi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in emma ba'd. Şairin dediği gibi, şair diyor ki, ma medahtu Muhammeden bi megaleti ve lakin medahtu megaleti bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı bu sözlerimle övmem, tanıtmam, bu naçiz halimle, bu aciz halimle mümkün değil. Ama sözlerime Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la güzellik kazandırabilirim. Sözlerimi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la övebilirim diyor. Evet. Şimdi bizim de Peygamberimizi tanıtmak için bizim sözlerimiz buna yetmez. Alimlerin sözleri yetmez. Evet. Aşıkların sözleri yetmez. En güzeli Mevlamızın Habibini tanıtması ve bir de Efendimizin kendi kendini tanıtması önemli. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce biliyorsunuz Adem Aleyhisselam'la başlayan insanlığın ilk babası, ilk peygamber, ilk insan bütün toplumlara, bütün kavimlere, aşiretlere, milletlere evet, uyarıcılar gönderildi. Çünkü Cenab-ı Hak ayette öyle buyuruyor. Ve immin ümmetin illa hala fiha nedir? Hiçbir ümmet, hiçbir topluluk yok ki onlara bir uyarıcı gönderilmemiş olsun. Evet. Mutlaka onlara bir ya da birçok uyarıcılar geldi. Çünkü Cenab-ı Hak hiçbir topluma peygamber göndermeden ve peygamberlerin uyarısı olmadan azap etmeyiz diyor. Emâ künnâ muazzibîn hattâ neb'ate rasûlâ. Biz peygamber göndermedikçe hiçbir topluma azap etmeyiz. Peygamberi göndeririz, inanmayanlara sonra azap ederiz. Allah-u çünkü mazeretleri kalmıyor. Hocam Allah-u Teala'nın bir adetullahı değil mi? Yani tabii ki. Yeryüzündeki inanç sistemi, dinini bir insanla, evet, ve adına peygamber denilen seçilmiş bir insanla, İlk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'la, evet, birlikte bu adetullah uygulama gelmiş. Tabii. Evet. Ve insanlık ne zaman o gönderilen peygamberlere uymuş iseler mutlu bir hayat yaşamışlar. Haklarına karşılıklı riayet etmişler. Aile hukuklarını korumuşlar. Evet. Ve gerçekten düzenli bir hayatları olmuş. Ne zaman ki haktan, hakikattan, vahiden uzaklaşmışlarsa, evet, bozulmalar başlamış ki Peygamberimizin doğumundan
571 yıl önce eğer o tarih kesinse, yani İsa Aleyhisselam miladi tarihin sıfırında doğduysa, Hazreti İsa Aleyhisselam'la Peygamberimizin arasında 600 seneye yakın, bazı tarihçilere göre daha fazla bir zaman geçmiş. O zamana kadar insanlar İncil'i bozmuşlar ve özellikle insanlığın kıblegahı olan Kabe-i Muazzama çevresi adeta insanların birbirlerini yiyip tükettikleri, adeta kan davalarının zirveye ulaştığı, yüzyıllar savaşlarının yapıldığı, kadınların adeta bir satılık mal gibi, eşya gibi alınıp satıldığı, hatta o cahiliye dönemi denilen karanlık dönemler, insanların tamamen haktan, hukuktan, insanlıktan, merhametten, adaletten uzak oldukları dönemlerde, ki vahiyden uzaklaşınca kadınların hakları verilmemiş. Hatta kadınlar mirastan hak sahibi olamıyorlar. Kocaları kendilerini boşadıkları zaman bir başka erkekle evlenmelerine müsaade edilmiyor. Kocası öldüğü zaman yine evlenmesine müsaade edilmiyor. Kız çocukları diri diri topraklara gömülüyor. Adalet adına hiçbir değer kalmamış ve ayrıca kız çocukları diri diri topraklara gömülüyor. Zulüm ve cahiliye. Zulüm ve cahiliye zirveye çıkmış. Ve aynı zamanda faiz, sömürü, tefecilik, kumarcılık ve aynı zamanda alkol artık alabildiğine yayılmış. Neredeyse bütün bunları kullanmayan insan kalmamış. İşte böyle bir dönemde insana bir kurtarıcı lazım. İşte biraz önce Abdullah Hoca Efendi'nin okuduğu Sure-i Celile'de ifade edildiği gibi, Ahzab suresinde, ya eyyühen nebiyyü, ey şanı yüce peygamber, inna arselnake, şüphesiz biz seni gönderdik, şahiden, bütün insanlığa, bütün ümmetlere şahit, tanık, ve mübeşşiran, müminleri müjdeleyici, rahmetle, cennetle, ve neziran, uyarıcı, kimi inanmayanları, ve da'iyen ilallahi biiznih, Allah'ın izniyle insanları Allah'ın dinine davet eden davetçi, ve sirace münira, ve insanlığın hayatını aydınlatan aydınlatıcı bir lamba olarak gönderdik diyor. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde kalpler hakka karşı kilitli, gözler hakka karşı kör, kulaklar hakka karşı tıkalı, insanlıkta hiçbir insani değer kalmamış. O gün dünyadaki süper güç var. Birisi Bizans, diğeri İran. Dolayısıyla Sasaniler, onlar da İran cephesi, İran kanadı ateşe tapan toplumlar ve Bizans krallığı da, bunlar da Hristiyan ama İncil'i değiştirmişler. Tahrif edilmiş. Bozmuşlar. Ve orijinal halinden uzaklaşmış. Böyle bir topluma bir kurtarıcı gönderilmesi lazım. Şimdi hocam ben burada bir müsaadenizle bir şey soracağım. Şimdi tarihe baktığımız zaman, yani dinler tarihine ya da Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman peygamberimize kadar birçok peygamber gelmiş. Yani belki sayılar binlerce ifade edilebilecek sayıda. Ama Kur'an-ı Kerim'de peygamber sayısı 28 mi 30 mu hocam? 28, 25'i kesin. 3 tanesi peygamber olup olmamasında farklı görüşleri var. Ama orada peygamberler, Cenab-ı Hak buyuruyor ki minhum men kasasna aleyk ve minhum men lem neksus aleyk. Biz o kadar peygamberler gönderdik ki bir kısmını sana anlattık ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, bir kısmını da sana anlatmadık. Onun için peygamberlerin sayısı bazı itikat kitaplarında 124 bin ya da 224 bin gibi rakamlarla ifade edilmiş ama araştırmacılar diyorlar ki sayı vermek doğru değil. Ne 224 bin demek ne 124 bin demek. Binlerce peygamberler gönderilmiş. Bütün bunlar tek sebep insanlığı sapıklıktan, şaşkınlıktan kurtarmak için. Yani soracağım şey şu hocam. Şimdi baktığımız zaman yani insanlık alemi, insanlar nasıl bir haleti ruhiye içerisinde ki böyle Rabbimiz binlerce peygamber gönderiyor ve en sonunda da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dünyaya teşrif ediyor. Yani
insanlığın o durumunu söylediniz hocam. O açıdan sormak istiyorum. Yani insanlar yaratılış olarak çok mu şedittir? Bunun yanında bir de aleyhissalatü vesselam Efendimizin son peygamber oluşunun hikmetleri nedir? Bu konuyla evet. ilgili kısa bir bilgi verirseniz. Inşallah. Evet, şimdi insanların tabiatında, insanların fıtratında eğer terbiye edilmezse insan, evet. Insanı Kur'an bir yerde diyor ki, insan çok zayıf olarak yaratıldı. Zayıf bir varlık. وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ دَعِيفًا. Bir yerde diyor ki, وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا. Çok aceleci. İşlerin sonucuna bakmaz. Bir yerde diyor ki, اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. İnsan hakka hakikate uymazsa çok cahil ve çok zalim. Evet. Yani diğer varlıkların yapmadığı zulmü veya eziyeti yapabilir. Bir başka ayette de innel insane lezalumun keffar. Gerçekten insan sayısız nimetlere karşı çok nankör ve çok zalimdir. Şimdi insanı olgunluğa ulaştıran, insanı meleklerden de yüce derecelere ulaştıran imanı, inancı ve Allah'a kulluğudur. Bunun da çerçevesini belirleyen vahiydir. Yani peygamberlerin gönderilmesidir. Evet. Şimdi peygamberler mürşid olarak gönderilmiştir. Yani insanlığa haddi zatında Cenab-ı Hakk'ın birliğini öğretmek için değil. İnsanlar kendi akıllarıyla Allah'ı bulmak zorundalar. Ama peygamberlerin gönderiliş sebepleri helalları, haramları, ölüm ötesi hayatı, geleceği, geçmişi o insanlara bütün yönleriyle anlatmaları için. Buna uymadıkları zaman hakikaten insan zararlı bir varlık haline gelmiş ve bu peygamberlerin her birine efendim ya bir önceki peygambere uymaları emredilmiş ya da bazı peygamberlere ki itikat kitaplarında Rasul Nebi, evet. Rasul kendisine kitap verilen veya tebliğ etmekle sorumlu oldukları müstakil şeriat verilen elçiler, Rasul. Bunların sayısı 313 tane olarak ifade ediliyor. Evet. Ama nebiler, nebilere kitap verilmemiş. Kendilerinden önceki peygamberlerin şeriatlarıyla getirdikleri değerlerle amel etmek zorundalar. Onlara uymuşlar. Bir yerde o peygamberlere ümmetler. Şimdi peygamberler gerçekten bu silsile devam ede gelmiş. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, "Sümme arselna tetra." Peygamberleri biz peşi peşine gönderdik, peşi peşine onu takip eden ve peygamberlerin en sonuncusu ki insanlık artık başka bir peygamber görmeyecek, başka evet. bir peygamberle tanışmayacak, başka bir din de gelmeyecek. Öyleyse peygamberimiz aleyhissalatü vesselam son peygamber olacak, din tam tekamül etmiş olacak evet. ve insanlık o dinde, o şeriatta, o peygamberin sünnetinde kıyamete kadar olabilecek, karşılaşabilecekleri problemleri çözebilecek değerler o dinin bünyesinde olacak. Mesela biraz önce yine okunan Aşr-ı Şerif'te Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili Ahzab suresinde sanıyorum 40. ayet. Evet. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sizin erkeklerinizden hiçbirisinin babası olmadı ve değildir. Velakin Resulullah ve Hatemen Nebiyyin ancak Allah Celle Celaluhu'nun Resulü, elçisi ve peygamberlerin de sonuncusudur. Evet. Ancak insanlık o kadar yolunu şaşırmış insanlar var ki peygamberimizin döneminde bile peygamberimiz son peygamber olduğu halde peygamberlik iddiasında bulunan insanlar vardı. Peygamberimiz daha hayattayken evet. yalandan kendisini peygamber ilan eden mesela Müseylemetül Kezzab gibi Esvedül Ansi gibi ve Müseylemetül Kezzab Yemame Savaşı'nda öldürüldü. Daha sonradan Hazreti Ebu Bekir döneminde daha başka yalancı peygamberler türedi. Hemen hemen o günden bugüne kadar çok yalancı böyle Mehdi olarak kendisini ilan eden, peygamber olarak ilan eden halen bugün de dünya üzerinde peygamber olduğunu iddia eden insanlar var. Bunlar ellerinde bir delil yok, bir tutanakları yok ama kendi akıllarınca güya peygamberler. Şimdi
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biraz önceki okuduğum o Allah'ın elçisidir, peygamberlerin sonuncusudur. Evet. Sizden hiçbir erkeğin de babası değildir ayeti kerimesi inince Peygamberimiz bu ayeti daha anlaşılır olması için bir hadis-i şerif irad ediyor. Bu hadis-i şerif İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde mevcut. Buyuruyor ki İnner risalete ve nübüvvete kadın kataat. Elçilik, nebilik artık rasullük sona ermiştir, kesilmiştir. Fela rasule ba'di ve la nebiyye. Benden sonra hiçbir rasul ve elçi gelmeyecektir. Evet. Peki o zaman İsa Aleyhisselam'ın geleceği haberi var. İsa Aleyhisselam'ın gökten indirileceği haberi var. Buna hem ayet-i kerimeler delalet ediyor, hem bu konuda sahih hadisler var. Her ne kadar bazıları bunu kabul etmese de. Şimdi ayet-i kerimelerde İsa Aleyhisselam'ın ineceği haberi var. Hadis-i şeriflerde var. Ve Mehdi ile beraber olup, gerçek Mehdi ile, Mehdi taslakları değil. Evet. Mehdi taslakları değil, gerçek Mehdi ile birleşip Deccal ordusuna karşı büyük bir mücadele vereceği konusunda onlarca hadisler var. Onlarca hadisler var. Şimdi bu hadisleri birileri görmezlikten geliyor, bilmezlikten geliyor ve diyor ki İsa inmeyecek. İsa çünkü peygamber son peygamber diyor. Son peygamber diyorsunuz, hem de İsa inecek diyorsunuz. İsa Aleyhisselam indiği zaman müstakil bir şeriatla gelmeyecek. İncil'in emirleriyle de gelmeyecek. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bıraktığı, bize armağan ettiği, emanet ettiği kitap ve sünnet ölçülerine göre amel edecek. Yani bir yerde peygamberimize uyacak. Evet. Şeriat, İslam şeriatı olacak ve kaynağı da kitap ve sünnet olacak. Buna evet. göre amel edecek. Bu açıdan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son peygamberliği dinin artık kemale erdiğini gösteriyor. Çünkü Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti. Bugün bu da son inen ayetlerden, Arafat bölgesinde inmiş Maide suresinde. Ben size bugün dininizi tamamladım. Üzerinizdeki sayısız nimetlerimi de tamamladım. Ve radîtu lekumul İslam'a dîna. Din olarak da size İslam'ı seçtim. Yani bütün insanlığın bugün dini İslam'dır. Kabul etmiyorlar ama evet. uymaları gereken din İslam. Uymaları gereken peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Uymaları gereken kitap Kur'an. Uymaları gereken yol İslam yolu. Evet. Ama gelin görün ki kendi kitaplarında geçen de söyledim. Peygamberimizin geleceği haberi verildiği halde onları değiştirdiler, görmezlikten geldiler ve peygamberimize ol görüp inatlarından, düşmanlıklarından evet. son peygamber de demiyorlar, peygamber de demiyorlar. Evet. Hocam şimdi geçen programımızda evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gelişiyle alakalı bazı emarelerden bahsetmiştiniz. Peki o emarelerden sonra Peygamber Efendimiz teşrif edeceği o tarihte olağanüstü hadiseler de oluyor dünyada. Yani onlardan biraz bahseder misiniz? Dünyaya gelişinde ne gibi değişiklikler, olağanüstü değişimler, haller oldu? Şimdi bunlar tabii tarihlerde yazıyor. Yani Peygamberimizin dünyaya gelişi bir inkılaptır. Peygamberlik öncesi de bir inkılaptır. Evet. Çünkü insanlık rahmete susamıştı. Doğruya açtı. Hakikaten insanlar o gün öyle bir hak ve hakikat noktasında gerçeklerden yoksun hale getirilmişlerdi ki evet. insanlık fıtratı bunları arıyordu. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldiğinde, gelme aşamasında işte efendim işte tarihçiler söylüyorlar Save Gölü evet. Efendim kurudu, işte Kisra'nın sarayının sütunları çatladı. Bu tabi manevi de olabilir. Yani evet. artık putperestliğin, ateşperestliğin sona erip tevhid binasının güçleneceği konusunu da şifreleyebilir. Yani dolayısıyla efendim putlar yüzü koyun yerlere serildi. Efendim işte ateşperestlerin bin senedir hiç sönmeyen ateşleri söndü. Bunlar tabi işin tali yönleri. Evet. Esas peygamberimizin dünyaya gelişi tüm insanlığın yüzünün gülmesine bir işaretti. İnkılap orada başlıyor. Asıl değişim, asıl yenilenme
Peygamberimizin dünyaya gelmesiyle. Çünkü peygamberimizin dünyaya gelmesi birçok şeyleri müjdeliyordu. Evet. Bunu hadisatında müşrikler de anlıyorlardı. O yaşanan hadiselerden bunu görüyorlardı. Dolayısıyla peygamberimiz aleyhissalatü vesselam her ne kadar peygamber olarak gönderilişi veya peygamberlerden sonra doğuşu sıralama açısından sonra olsa da peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ruhen önce yaratılmış, nuru önce yaratılmış ve Adem aleyhisselam bile efendim işte tevessül diyoruz buna, cennetten çıkarıldığında dua ederken ya Rabbi Muhammed aleyhissalatü vesselam hürmetine benim zellelerimi hatalarımı bağışla dediğinde Cenab-ı Hak Adem aleyhisselama ey Adem sen Muhammed'i nereden tanıyorsun? Ne biliyorsun Muhammed'i? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bu konuda hadis-i şerifleri de var. Adem su ile çamur arasındayken ben peygamberdim diyor. Yani peygamber olarak tayin edilişi önce, gönderilişi sonra. Gönderilişi sonra. Evet. Ve peygamberimizin bütün peygamberler tarafından da birbirlerine tanıtılması. Evet. Aynı zamanda peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın isminin de cennetin direkleri üzerinde veya arşın direklerinde yazılı oldu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Adem aleyhisselam böyle diyor. Ya Rabbi sen ismini ismine yaklaştırdığın kimseyi çok seviyorsun. Evet. O senin Habibin. Olduğunu bildiğim için ben onun hürmetine bağışlanmamı istiyorum diyor. Hocam bir hadisi şerif var. Sen olmasaydın kainatı... Bu hadis şerif değil. O şimdi hadisi kutsi deniliyor da sen olmasaydın kainatı şimdi, yaratmazdın diye bir söz var işte, ya hocam. Hayır o mana itibariyle doğrudur da evet. Fakat şimdi levlake levlak lema halaktul eflak diye okunan hatta çoğu zaman kürsülerde de söylenen evet. Hadis araştırmacıları bunlara muhakkikler deniyor. Bu sözleri araştırıyorlar. Böyle bir hadisi kutsi olmadığını söylüyorlar. Evet. Hadisi kutsi değil bu. Hadisi kutsi nedir? Sözlerini bizzat peygamberimizin ifade ettiği, anlamı da Cenab-ı Hak Teala tarafından peygamberimize bildirilen, evet. Yani eğer sen olmasaydın Habibim, ben kainatı yaratmazdım manasını ifade eden bir söz. Ama bu hadis değil. Yani din o kadar berrak ki bizim dinimiz, hangi hadisler uydurma, evet. Hangi hadisler zayıf, hangi hadisler güçlü, hangi hadisler delil olabilir, bunların hepsi ayıklanmış, İslam alimleri tarafından ümmetin önüne konulmuş. Evet. Yani bunlar yıllar öncesinden ayıklanmış. Bu açıdan bu ayıklamalar sonucunda hadisleri kriter olarak hangi hadisler kabul edilir, hangileri kabul edilmez, hangileri hadistir, değildir. Bunların hepsi ortaya çıkarılmış. Ama Keşfül Hafa diye Acluni'nin, İmam Acluni'nin bir iki cilt kitabı var, hadis kitabı. Arapçadır. Efendim bu hadisleri irdelemiş. Hangisi hadis, hangisi hadis değil. Bazen insanların dillerinde dolaşan, hocaların dillerinde dolaşan ama hadisatında hadis olmayan sözler var. Şimdi işte bu sözler incelenmiş, irdelenmiş. Bu da onlardan bir tanesi. İmam Acluni diyor ki, böyle bir sözü Mevlamız söylememiştir. Hadisi kutsi olarak peygamberimiz de bunu nakletmemiştir. Evet. Ama anlam olarak doğru mudur? Anlam olarak her şey onun hürmetine yaratılmıştır. Evet. Onun yüzü suyu hürmetine yaratılmıştır. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki bir hadis-i şerifinde Ademü ebul eşbah ve ene ebul ervah. Adem bedenlerin babası, yani dünyaya gönderilen insanların babası, ben de ruhların babasıyım diyor. Evet. Yani ruhların babası benim. Eşbah dediği bu cesetlerin, bedenlerin dünyaya gönderilen insanların babası da Adem'dir diyor. Evet. Peki hocam, geçen programda da yine bahsettik ama yine bir hafızamızı tazeleme açısından soracağım. Peygamberimizin soyu kime dayanıyor hocam? Nesep olarak o konuyla da ilgili kısa bir değerlendirme yapalım. Evet. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın soyu İsmail aleyhisselama dayanıyor. Evet. Tabi soy. İşte Kureyş kabilesi, ondan sonra Haşim, daha yukarı, daha yukarı, daha yukarı gidiyor. En son İsmail aleyhisselamın oğlu Adnan'a dayanıyor. Evet. Bu şecere, bu silsile oraya dayanıyor. Bunu biraz daha şöyle ifade etmeye çalışalım.
İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu var. Birisi İsmail Aleyhisselam, diğeri İshak Aleyhisselam. Evet. İsmail Aleyhisselam soyundan peygamberimiz geliyor. Ulu dedesi İbrahim Aleyhisselam. İshak Aleyhisselam soyundan Yakup Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'ın çocukları, aşağı doğru İsa Aleyhisselam'a kadar da İsrailoğulları peygamberleri de sayıları çok tabii. O da İshak Aleyhisselam soyundan geliyor. Evet. Dolayısıyla peygamberimizin soyu seçkin bir soy. Yani yukarı doğru silsileyi takip ettiğiniz zaman o silsilenin ta İsmail Aleyhisselam'a dayandığını görüyorsunuz. Evet. Evet. Peki hocam, şimdi birçok peygamber geldi dedik. İlk peygamber Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa. Tabii Allah-u Teala peygamberlerimizi gönderdi. Hepsi bizim peygamberimizin. Hiç şüphe yok ki Rabbimiz onları insanlık alemine hizmet için gönderdi. Dinini tebliğ ettirmek için gönderdi. Peki son peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Evet. Diğer peygamberlerden farkı nedir hocam? Peygamberimizin. Güzel. Şimdi peygamberimizin hasaisi var. Buna bu konuda kitaplar yazılmış. Çokça Arapça kitaplar yazılmış. Evet. Ciddi araştırmalar yapılmış. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona bağlı, ona ait özellikler, hasais, onda bulunan, başkalarında bulunmayan. Mesela bunlardan bir tanesi ene rahmetün mühtaatün diyor. Ya da innema ene rahmetün mühtaatün. Evet. Bütün kainata rahmet olan bir peygamberim diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir özelliği bu. Rahmet peygamber olması. Diğerleri değil mi? Diğerleri, her biri bir kavme peygamber gönderilmiş. Belli bir kitleye, belli bir oymağa, belli bir coğrafyaya. Peygamberimiz buyuruyor ki fuddiltu alel enbiyai min kabli bisittin. Benden önceki peygamberlere 6 özellikle üstün kılındım diyor. Evet. 6 özellik. Bunlardan birkaç tanesini sayalım. Bunlardan bir tanesi diyor ki bütün peygamberler belli toplumlara gönderilmiş ve bu'istu lil halki âmmeten. Ben bütün insanlara peygamber olarak gönderildim diyor. Evet. Evrensel bir peygamber. Özelliğinin en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Rahmet peygamberi. Aynı zamanda diyor ki Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz cu'ilet liyel ardu mesciden ve tahuran. Yeryüzü benim için mescit ve temizleyici kılındı. Ne demek manası? Geçmiş peygamberlerin ümmetleri o günkü mabetlerde kılmak zorundaydılar. Mabetlerin dışında ibadetleri geçerli değil. Evet. Ama peygamberimiz yeryüzünün her tarafı ümmet için mescittir. Bir de temizleyici ne demek? Suyu kullanma imkanı olmadığında ya da su bulunmadığında abdestin veya boy abdestinin yerine teyemmüm geçiyor. Bu da peygamberimize mahsus bir özellik. Bu ümmette sadece teyemmüm olayı, yeryüzü benim için temizleyici, toprak temizleyici kılındı diyor. Ve uhillet liyel ganaimü, başka bir madde. Evet. Geçmiş peygamberlere ganimetler helal değildi. Ümmetlerine de helal değil. Mesela cihattan elde ettikleri ganimet ne olursa olsun ondan faydalanamıyorlar. Gökten bir ateş iniyor, onların hepsini yakıp bitiriyordu. Ama peygamberimiz diyor ki benim ümmetim için, benim için ganimetler helal kılındı. Cihatta elde ettikleri taşınır taşınmaz mallar, para, eşya, her şey mücahitler arasında taksim edilir. Başka bir şey daha var. Nusırtu bir rubi diye ifade ediyor hadis-i şerifte. Yani bir aylık yoldan ya da iki aylık yoldan düşmana karşı ben yardım edildim diyor. Yani peygamberimizin ve ordusunun heybeti, korkusu düşmanın kalbine iki aylık yoldan bırakılır. Evet. Yani daha ordu karşılarına gelmeden ümmeti Muhammed'in ya da peygamber ordusunun korkusu, heybeti onların kalbine düşer. Şimdi buradan bir şey aklıma geldi. Eğer bugün ümmet, gerçek ümmet olabilsek, gerçekten kitabı, sünneti yaşayabilen, evet, şeriatı yaşayabilen, gerçek birlik içerisinde olan bir ümmet olabilsek, Arabiyle, Acemiyle, bütünüyle, o zaman bu ümmetin karşısında duracak hiçbir güç yok. Allah bu ümmetin heybetini, bu ümmeti yıkmak, yok etmek
ve ümmeti parçalamak isteyenlerin kalbine bu ümmetin heybetini bırakır, korkusunu bırakır. Daha ümmeti görmeden onlar tir tir titrerler. Ama bugün ümmet birlik olmadığı için ümmet gayrimüslimlerden korkuyor, titriyor adeta. Evet. Dolayısıyla bir de demek ki 2 aylık yoldan bana yardım edilirdi diyor. Bir başka şey neydi? Ben bütün ümmetlere peygamber olarak gönderildim gibi efendim özellikleri var. Bir başka özelliği peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dini evrensel bir din. Yani getirdiği din. Bu da peygamberimizin özelliklerinden. İslam dini evrensel bir din. İnsin ve cinnin peygamberi. Resulü Sekaleyn. Evet. Hem insanlara hem cinlere gönderilmiş. Bu açıdan peygamberimizi cinler bile dinliyor. Okuduğu Kur'an'ı, dinledikleri Kur'an'ın karşısında hayran kalıyorlar. Hemen oracıkta Müslüman oluyorlar. Bu Mekke'de oldu. Evet. Bu Taif dönüşünde Vadi Nahle denilen bir yerde oldu. Cinler, Musaybin cinleri gitmişler peygamberimiz sabah namazını kılarken dinlemişler. Demişler ki ya biz Musa Aleyhisselam'dan sonra demek ki Tevrat'a inanan cinlerden imişler. Demişler diyorlar ki Kur'an'da biz Musa'dan sonra Musa'ya indirilen kitaptan sonra bundan daha güzel, daha anlamlı, daha böyle büyüleyici hiçbir kitap eşitmedik, duymadık dediler. Evet. Ve iman ettiler. Kendi cinslerinin yanına vardıklarında da dediler ki biz inandık, iman ettik, siz de iman edin. Ve Medine'yi, Mekke-i Mükerreme'de de peygamberimiz cin mescidi var. Evet. O cin mescidinin olduğu yerde peygamberimiz bir gün Abdullah ibn Mesud'u yanına almış. Hacun bölgesi denilir oraya. Cennetül Malat da halk arasında mualla deniyor. Oraya doğru gece gitmişler. Peygamberimiz Hazreti Abdullah ibn Mesud'a demiş ki bir daire çizmiş böyle gece gece. Demiş ben gelinceye kadar bu dairenin içinden çıkma. Burada bekle. Evet. Abdullah ibn Mesud anlatıyor. Peygamberimiz diyor biraz ileri gitti. Şekillerini çok farklı gördüğüm varlıklar geldiler. Peygamberimizin etrafına üşüştüler. Peygamberimiz onlara Kur'an okudu. Bunlar cinlerdi diyor. Cinler. Orada da yani peygamberimiz hem insanların hem cinlerin peygamberi. Bu açıdan cinlerin de inananları var. O günden bugüne kadar insanların da inananları, inanmayanları var. Evet. Bir başka özelliği peygamberimizin şefaat-ı uzma sahibi olması. Ne demek? Bütün ümmete, inanan ümmete şefaat edecek. Bütün inanan ümmetlere şefaat edecek. İnanan ümmetlere. Evet. Aynı zamanda peygamberimizin Livaül Hamd ismi sancağı olacak. Peygamberimizin özelliği bu. O ancak peygamberimize verilmiş olacak. Makam-ı Mahmud, yani genel böyle hiçbir peygambere verilmeyen, sadece peygamberimize lütfedilen o genel şefaat etme hakkı, o güzel makam peygamberimize verilecek ve aynı zamanda bütün ümmetlere şefaat edecek. Ve bir de Havzu Kevser diyor ki, ilk defa ben Havzu Kevser'in başına gideceğim, ümmetimi orada bekleyeceğim. Ve sura üfürüldüğünde kabirlerden kalkış suruna, yeryüzünde ilk defa mahşer yerine çıkacak olan benim diyor. Ve cennet kapısı ilk defa bana ve benim ümmetime açılacak diyor. Evet. Gibi yani bunlar gibi birçok özellikleri var peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın. Ve aynı zamanda peygamberimizin bir başka özelliği de diyor ki ben cihat peygamberiyim. Cihat. Evet. Şimdi cihat insan öldürmek değil. Bunu yani önemli özellikle üzerinde durarak söylüyorum. Peygamberimizin ve onun yetiştirdiği ashabın cihat anlayışı insan öldürmek, toprakları zapt etmek, toprakları işgal etmek, insanların hürriyetlerini ellerinden almak, zorla dine sokmak değil. Ya hakikaten nefsine mahkum olan, kula kul olan, iman hürriyetinden, iman özgürlüğünden mahrum olan insanları gerçekten Allah'a kul yapabilme çabasıdır. Yoksa peygamberimiz hiçbir zaman efendim fethettiği topraklarda kimsenin dininden dolayı kimseye dokunmamış. Evet. Serbest bırakmış. Dolayısıyla ben cihat peygamberiyim diyor. Ümmet cihat görevini bugün yerine getirmediği için bugün ümmetin cihadına bakıyor musunuz? Evet. Müslüman Müslümana karşı cihat ediyor. Yani savaşlar hep Müslümanlar arasında. Halbuki Müslümanlar İslam'ı yayma çabasında
Müslüman olmayanlara İslam'ı tebliğ edecekler. Ama gelin görün ki son yüzyılda Müslümanlar hep birbirlerini öldürüyorlar. Bu da dış dünyanın veya kendi ülkelerimizdeki onlara çanak tutan insanların tuzakları Müslüman'ı Müslüman'a kırdırıyorlar. Evet. Cihat da farklı anlaşılıyor. O zaman cihadı kim yapıyor? Yapmak istiyor. Korsan gruplar o zaman. Cihat ahlakını bilmeyen, cihat adabını bilmeyen, cihat ahkamını bilmeyen, cihat ahlakını bilmeyen, halbuki İslam'da cihat öyle bir uygulama ki kadınlara dokunulmaz, çocuklara dokunulmaz, yaşlılara dokunulmaz, mabetlere dokunulmaz ve din adamlarına dokunulmaz. Tarlalar, bağlar, bahçeler tahrip edilmez, yeşillikler yok edilmez. İslam yani İslam'ın cihat ahlakı, cihat ahkamı, cihat adabı tamamıyla bir hukuk sistemidir. Ama gelin görün ki bugün dünyada olan bitenler işte insanların tüylerini ürpertiyor. Bunlar cihat filan değil. Evet. Bunlar tamamen rotadan çıkmış bir çılgınlık. Peki hocam, şimdi Peygamber Efendimizin hayatına şöyle kısaca bir baktığımız zaman milattan sonra 571 fil olayı Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe bu tarihte Kabe'ye saldırdı. Özür dilerim. 20 Nisan 571'de özür dilerim hocam. 20 Nisan 571 insanlığın en büyük önderi Peygamberimiz doğuyor. 575'te 4 sene süt annesi Halime annemiz kendisine bakıyor. 576'da annesi Amine annemiz hizmetçileri Ümmü Eymen ile birlikte Medine'ye gidiyorlar. 578'de dedesi Abdülmuttalip vefat ediyor. Amcası Ebu Talip himayesi altına giriyor. Ve bu şekilde 40 yaşına kadar evet. Peygamberimizin hayatı işte evliliği oluyor. Evlilikten sonra çocuklar oluyor. Ve 40 yaşında kendisine peygamberlik veriliyor. Evet. Yani 40 yaşında geçen programda da konuştuk. Peygamberlik verilmesinin evet. hikmeti nedir? Bir de bu yaşına kadar Peygamber Efendimiz hangi ibadette meşgul? Mesela namaz kılıyor muydu hocam? Evet. Güzel. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine peygamberlik verilmezden önce evet. ibadetleri vardı. Nereden biliyor ibadetleri? İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatından intikal eden Hanif dini denilen evet. bozulmamış inanç sistemi vardı. Bozulmamış. Putlara tapmayı yasaklayan ve tevhid inancını ortaya koyan bir inanç sistemi vardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine peygamberlik gelinceye kadar iki rekat sabah, iki rekat da akşam namaz kılıyordu. Evet. Ancak Mevlamız Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı o 40 seneye kadar hazırlıyor. Olgunluk çağı. Mesela zaman zaman Peygamberimiz Hıra Nur Dağı Hıra Mağarası'na gidiyor. Evet. Şimdi o Nur Dağı'ndaki o Hıra Mağarası öyle bir noktada ki oraya çıktığınız zaman oradan baktığınızda Kabe-i Muazzama gözükecek bir noktada. Öyle bir kuş bakışıyla baktığınızda sanki oradan bir çizgi götürseniz Kabe ile tam örtüşüyor. Efendimiz oraya çıkıyor, zaman zaman inzivaya çekiliyordu. Evet. İnziva. İnziva ne demek? Tefekkür ediyor, düşünüyor. Ama o zaman Kur'an yok. İncil okumuyor Peygamberimiz. Çünkü Peygamberimiz hiçbir peygamberlik öncesi ne bir papazın yanına, ne bir hahamın yanına, ne bir okur yazar insanın yanına vararak bir şeyler öğrenmiş değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın kendisine ilham ettiği, bir de irhasat var yani peygamberlik öncesi, yani peygamberliği bir yerde müjdeleyen diyelim, bazı olağanüstü hallerde görüyor peygamberlikten önce. Evet. Ve orada inzivaya çekiliyor, Allah'a kulluk yapıyor, tefekkür ediyor ve insanlığın halini düşünüyor. Ya bu insanlık nasıl bir perişan halde? Yani kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor. Kabe'nin hem içi
hem dışı yüzlerce putlarla donatılmış. Evet. Ve insanlık hukuk adına hiçbir iyilik üzerinde değiller. Yani dolayısıyla aileler perişan, kadınlar perişan, içki, alkol zirveye çıkmış, faiz, tefecilik, sömürü, her şey böyle zirvesinden, şirazesinden çıkmış. Evet. Böyle bir topluma düzelmesi gerektiği şeklinde kendi kendine düşünüyor, tefekkür ediyor. Tefekkür çok önemli. İşte son 40 yaşını tamamladığında yine bir Ramazan ayında yine Nur Dağı Hira mağarasına çıkıyor. İşte o orada Cenab-ı Hak Cibril'i Emin'i gönderiyor. Evet. Peygamberlikle müjdelemiş oluyor. Yani orada insanlığa ilk mesaj ki ikra bismi rabbikellezi halak halakal insane min alak mesajı tebliğ edilmiş oluyor. Evet. Yaratan Rabbin adıyla oku ki İslam'ın ilk emri, ilk mesajı da Allah'ın adıyla okumak. Evet. Bu açıdan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine peygamberlik gelmezden önce İbrahim Aleyhisselam'dan gelen, başka yine bozulmamış akideden gelen ibadetleri vardı. Ama Peygamberimizin şunu da vardı. Ne gençliğinde ne çocukluğunda, ne gençliğinde ne çocukluğunda diğer o cahiliye adetlerinden, onların o karanlık hayatlarından hiçbir şeye bulaşmamış. Evet. Uzaktan yakından onlarla alakası yok. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer peygamberler gibi koyun gütmüş. Evet. Sebep koyunlarda bir ünsiyet var ya da tevazu var. Onlara karşı merhameti, onların vesilesiyle merhamet duygularını kalbine yerleştirmek için. Hatta soruyorlar ki Peygamberimize, Peygamberimiz diyor her peygamber çobanlık yapmıştır. E sen de yaptın mı ya Resulallah? Evet, Mekke'nin, Mekke halkının Kararit denilen bir bölgesinde efendim ben de koyunlar otlattım diyor. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bugünkü anladığımız manada beş vakit namaz yoktu. Evet. Zaten Kur'an indirilmemiş. Hadisler zaten peygamberlikten sonra söyledikleri hadis. Ama geçmiş peygamberlerin şeriatlarından kendisine ulaşmış Hanif dini dediğimiz doğru çizgideki bir inancın gereği evet. amelleri vardı. Evet. Hocam müsaadenizle bir ara vereceğiz. Bir arkadaşlarımız ilahi yayınlasınlar. Bir nefes alalım. Ondan sonra inşallah kaldığımız yerden yine Efendimiz'i konuşmaya devam edeceğiz. Tabii ikinci bölümde Peygamberimizle ilgili daha geniş evet. Şeylere değineceğiz. Yani örnek ahlakı daha konuşmadık, unutuluyor. Evet. Ve Peygamberimize bir de gösterilen büyük bir saygı var, sevgi var, ilgi var. İnşallah bunu da yine günümüzde daha da insanlık alemi olarak nasıl geliştirebiliriz? Bunlara hem ayetlerde hem Peygamberimizin hadisleriyle daha da bir evet. ışık tutmaya çalışacağız. Evet sevgili seyirciler, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, Bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125.000 beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedir'in aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr. Aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza,
Gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru. Ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattab oğlu, biri Haydar-ı Kerrar. Ve kol kola ölümün ağzına giriyorlar. Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri üç yiğit istiyorlar önce. Üç yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek Sultan-ı Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali? Sanki gökten iniyor velilerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım bu bir avuç insanı helak edersen artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında bin melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında bin melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail bin melekle Resulullah'ın önünde. 3000 melek alaca atlarla. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı.
Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerin çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak. Şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah, sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sahibine. Evet, tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Canlı yayında Mevlid Kandili özel programıyla çok değerli hocamız Ahmet Akgül ile birlikteyiz ve Peygamber Efendimiz'i konuşuyoruz. Evet hocam, kısa bir ara verdik. Şimdi tabii Peygamberimizi konuşurken başta dedik ki biz Efendimiz'i bir noktaya kadar belki anlatabiliriz. Peki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala Peygamber Efendimiz hakkında ayet-i kerimelerde onun özelliğiyle ilgili nelerden bahsediyor hocam? Evet. Örnekler vererek biraz daha bu konuyu açalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı insanlığa takdiminde evet. En belirgin özellikleri yine bugün bu konuya girerken okunan Tevbe suresinin sondan evet. ikinci ayeti sondan peygamberimizi en güzel özellikleriyle tanıtan ayetlerdendir. Mevlamız buyuruyor لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِمْ مَا عَنِتْتُمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَعُوفُ الرَّح۪يمِ Evet. O kadar incelikler var ki bu ayette. Vallahi sizin içinizden bir peygamber geldi. Sizin içinizden, sizden. O peygambere sizin sıkıntılar yaşamanız, sıkıntılara düşmeniz çok ağır gelir. Evet. Size çok düşkün olan bir peygamber. Ve müminlere merhametli, şefkatli, merhametle dolu bir peygamber geldi. Şimdi Rauf, Rahim. Önemli bir incelik var burada. Cenab-ı Hakk'ın 99 isimlerinden. Evet. Allahu Raufun bil ibad. Allahu Gafurur Rahim. Rauf Rahim. Bu isimlerinden Cenab-ı Hak peygamberimize de lütfetmiş. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ı kendi isimleriyle tanıtmış. Müminlere karşı çok merhametli. Peygamberimizin Kur'an'da tanıtılışı bir rahmet yoluyla tanıtılmış. Ki rahmet peygamberi
ve ma arselnake illa rahmeten lil alemin ile bu ayetleri birleştirdiğimiz zaman, ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Evet. O rahmet öyle bir kapsamlı rahmet ki, o rahmet insana rahmet, hayvanata rahmet, kainata rahmet ve acizlere, zayıflara, güçsüzlere rahmet. Bu rahmet duygusu İslam'ın çığ gibi dalga dalga gelişmesine sebep olan bir kapsamlı rahmet. Onun için Peygamberimiz ben genele rahmet peygamberi olarak gönderildim diyor. Mesela Âl-i İmrân suresinin bir ayetinde Mevlamız öyle buyuruyor. Febimâ rahmetin minallâhi lintelehüm. Allah'ın sana verdiği rahmet, merhamet duygularıyla evet. Sen insanlara karşı yumuşak davrandın. Velev künte fazlan, şayet sen öfkeli olsaydın, faz, galizal kalbi, katı kalpli olsaydın, kırıcı olsaydın, haşa kaba davranışlı olsaydın, lenfaddu min havlik, senin etrafından yayılır gider, dağılır giderlerdi. Etrafından dağılır giderlerdi. Ama senin o merhametin insanları çevrende topladı. Mesela Peygamberimiz hiçbir zaman hata yapan kimseye bizzat yüzüne sen bu hatayı yapıyorsun, yaptın demez. Genele konuşur. Biz şöyle yapıyoruz, biz böyle yapmıyoruz diye o kişi de oradan payını alırdı. Evet. Onun için Peygamberimizin en önemli özelliklerinden Kur'an'ın tanıttığı rahmet özelliği bir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinci en önemli özelliği mübellik olması, tebliğci. Tebliğci olması. Mevlamız yine ayet-i kerimede bunu ifade ediyor. Ya eyyühe rasul, ey rasul, ey elçi, bellig ma unzile ileyke min rabbik, Allah'ın sana indirdiği ya da sana indirilen ilahi emirlerin, vahiylerin tamamını insanlığa duyur. Eylem tef'al fe ma bellagte risalete, eğer bunu yapmazsan peygamberlik görevini yerine getirmiş olamazsın. Bunları yaparken de korkma. Vallahu yasımuke minen nas, Allah Celle Celaluhu insanlardan sana gelecek zararlardan seni koruyacaktır. Demek ki Peygamberimiz aynı zamanda mübelliğdir. Evet. Peygamberimizin en önemli özelliklerinden bir diğeri nedir o? Efendimizin güzel ahlak üzerinde olmasıdır. Kalem suresinde Mevlamız öyle buyuruyor. Ve inneke lâlâ hulukin azîm. Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, sen en büyük ve en güzel bir ahlak numunesi, örneği üzerindesin. Peki bu ahlakın güzelliği nedir? Bunu ifade edelim. Efendimiz buyuruyor ki hadis-i şerifinde, bu'ithtu li'utemmime mekârimel ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Ve yine buyuruyor ki, eddebeni rabbi fe ahsene te'dibi. Evet. Rabbim beni eğitti de, terbiye etti de ne güzel terbiye etti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anamıza soruyorlar, peygamberin ahlakı nedir? Hazreti Ayşe anamız da kâne hulukuhul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an ahlakıdır, Kur'an adabı. Öyleyse peygamberimizin cömertliği, peygamberimizin adaleti, evet. Peygamberimizin insanlara merhameti, peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şükrü, peygamberimizin sabrı, peygamberimizin insana ve insanlığa değer vermesi, peygamberimizin hayvanata değer vermesi, yani o kadar merhamet sahibi ki, mesela peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke fethine giderken yol kenarında af buyurun bir köpeğin yavruladığını, yavrularının başında beklediğini görüyor. Köpek askerleri, sahabeleri görür de rahatsız olur diye ordu oradan geçinceye kadar sahabelerden birisini görevlendiriyor. Diyor ki bu köpek tedirgin olmasın. Evet. Bu köpek yavrularından uzaklaşmasın ve incinmesin de bu köpeğin başında bekle bu ordu geçinceye kadar. Mesela sahabeden birisi Mekke'ye yaklaştıklarında diyor ki hâzâ yevmül melhameti, buna benzer bir söz daha söylüyor. Bugün savaş günüdür diyor. Bugün savaş günü ve hâzâ yevmül intikam,
Bugün intikam günüdür. Müşriklerden intikam alma günü. Evet. Bunun elinde de sancak vardı. Bakın bunu böyle diyen insanın. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o sancağı onun elinden aldı. Hazreti Ali'ye verdi. Mekke'ye girerken. Ve dedi ki hayır, bu yanlış bir söz. Bugün savaş günü değil, intikam alma günü değil. Hâdel yevmi yevmül merhame ve yevmül affi. Bugün merhamet günü, af günüdür. Peygamberimizin özelliklerinden çok önemli olan af. Evet. Affetme. Niye affetme? Mesela Peygamberimiz Mekke'nin dört tarafından Mekke'ye girdiklerinde kansız, savaşsız Mekke'yi fethettiler. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müşriklere, Kureyşlilere önemli bir nasihat yaptı. Nerede? Efendim Kabe'nin bulunduğu yerde. Evet. Ne diye nasihat ediyor? Diyor ki hel temzurune ma e'amelü lekum. Size ne yapacağımı bekliyorsunuz? Size nasıl bir muamele yapacağımı bekliyorsunuz? Onlar da diyorlar ki ente ahun kerim ve ibnu ahin kerim. Sen bizim güzel bir kardeşimizsin. Güzel bir kardeşimizin oğlusun. Değerli bir kardeşimizin oğlusun. Biz senden af bekliyoruz, bağış bekliyoruz. Peygamberimiz orada genel af çıkarıyor ve buyuruyor ki İzhebu fentumuttulaka. Hadi gidin, serbestsiniz. Onun için Peygamberimizin en büyük özelliği affediciliğidir ve fatih olmasıdır. Fatih. Fatih olması gönüllere girmesidir. Mesela Mekke fethini düşündüğümüz zaman 8 sene önce kendisini zorla Mekke'den çıkartan insanlara karşı orada genel af çıkardı. Ne dedi? Men dakale dar ebi Süfyan fehu amin. Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse, sığınırsa güven altındadır. Evet. Men aglaka dune babihi fehu amin. Kim kapısını kilitler, evinde oturursa güven içerisindedir. Men dakale beytel haram fehu amin. Kim Beyt-i Şerif'e girer, oraya sığınırsa güven içerisindedir. Bakın genel güven veriyor. Evet. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Ercan Bey bir hadis-i şerif hatırladım. Onu okumak suretiyle bilhassa gençlerimize, çocuklarımıza, neslimize bu yönlerini tanıtmak zorundayız. Yani kuru bilgiler vermekle peygamber tanınmaz. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekten hayata yansıyan, hayatın içinden olan, bir toplumu düzenleyen, bir toplumu yeniden tesis eden gerçek değerlerini gençliğimize, neslimize aktarmak zorundayız. Şimdi şöyle bir durum var hocam. Yani hepimiz yaşıyoruz ve insanız. Yaşadığımız bu süre içerisinde de kendimize birilerini örnek alıyoruz. Yani burada bizim çocuklarımızdan, gençlerimizden, yani bizler diyelim daha doğrusu, yegane örnek alacağımız kişi öncelikle Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz aynen olmalı. Aynen. Yani burada yapılan işte tercihlere bakıyoruz. Yani belki, yani haşa, bu sözü ben kullanmak istemiyorum. Peygamber Efendimiz bazen hatırlara bile gelinmiyor. Yani o kadar çok dejenerasyon var ki bakıyoruz. Evet. Yani kültürler artık değişmiş, dünya küreselleşmiş, teknoloji gelişmiş. Önümüzde o kadar çok materyal var ki hocam. Yani soracağım soru şu, yeni nesil çocuklarımız yani örnek alacak kişi olarak Peygamber Efendimiz'i örnek almalı. Elbette. Peki bunun için bizler neler yapmalıyız? Peygamber Efendimiz'i yeni nesle nasıl tanıtmalıyız? Güzel. Onu nasıl sevdirmeliyiz? İşte onu söyleyeceğim. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki اَدِّبُوا اَوْلَادَكُمْ عَلَى ثَلَاسِ خِسَال. Çocuklarınızı şu üç esas üzerinde eğitin, terbiye evet. edin. Şimdi eğitmek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı biz sadece kuru siyer bilgileriyle tanıtırsak olmaz. Kuru siyer bilgilerle diyorum. Niye? İşte şurada doğdu, şurada evet. vefat etti, şu kadar çocuğu var. Babası Abdullah, anası Amine, dedesi Abdülmuttalip, amcası Ebu Talip gibi. Bunlar sığ bilgiler. Esas bizim Peygamberimizin hayatını tanıtmamız lazım. Yani onun yaşadığı örnek, onun yaşadığı hayatı
ve hayatımıza nasıl bir toplum hazırladı, o toplumun hayatından örnekler sunarak. Mesela diyor ki çocuklarınızı şu üç esas üzerinde terbiye edin. Bir, hubbi nebiyyikum, peygamberinizi sevdirin, peygamber sevgisi. Şimdi peygamberimizi nasıl sevdireceğiz? Bir hadis-i şerif okudum buraya gelmeden önceki sohbetimde. Evet. Peygamberimizi nasıl sevdireceğiz? İsterseniz bunu bir o hadis-i şerifi söyleyerek zenginleştirelim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, Selasun men künne fihi vecede halavetel iman. Üç özellik var ki, kimde bulunursa, gönlündeki, kalbindeki imanın manevi tadını alır, hisseder. Evet. Bir, en yekûnellâhu ve rasûlühü ehabbe ileyhi mimma sivâhumâ. Allah'ı ve onun peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Allah ve peygamberin dışındaki her şeyden daha çok sevecek. Kendisinden, ana babasından, çocuklarından, kardeşlerinden, malından, evinden, arabasından ve her şeyinden çok sevecek. Bunu bizzat buyuran Efendimiz. Peygamberimiz. Evet. Diyor ki Allah ve peygamberin dışındaki her şeyden daha sevimli olacak. Peki bu sevimli olmasının emaresi nedir? Yine ayete dönüyoruz. Kul in kuntum tuhibbunallah, de ki onlara ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, eğer Allah'ı seviyorsanız fettebi'uni, bana uyum. Şimdi peygamberi tanıtmak peygambere uymaktır. Nerede? İbadetlerde. Evet. Şimdi ibadetlere bir bakalım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam günahsız olduğu halde, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanmış olduğu halde ayakları şişecek kadar, mübarek topukları şişecek kadar ayakta duruyor, ibadet yapıyor. Ve Hazreti Ayşe anamızın niye bu kadar zahmete giriyorsun ya Resulallah dediğinde verdiği cevap çok düşündürücü. Efela ekunu abden şekura. Ben Rabbimin bu sayısız nimetlerine şükreden bir kul olmayayım mı diyor. Şükreden bir kul. Şimdi peygamberimize kullukta ne yapacağız? Uyacağız. Mesela nasıl uyacağız? Gençliğimize bunu öğreteceğiz. Peygamberimiz diyor ki hubbibe ileyye min dünyaküm selas. Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi diyor. Sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Bir, en nikah. Evlilik. Evet. Peygamberimiz de diğer peygamberler, diğer insanlar da olduğu gibi evlenmiş. Evlilik önemli. İki, ve sivak, misvak sevdirildi veya el itr, güzel koku. Esans. Güzel koku ama. Böyle Fransız yapısı kokular değil. Bugünkü parfümler değil yani. Parfümler değil. Evet. Bunlar kokuların çoğunu Fransız yapıyor. Fransızlar yapıyor. Gerçek esans. Ondan sonra üçüncüsü de ve kurratu ayni fis salah. Benim gözümün nuru namazdır diyor. Peygamberimiz sıkıntıya düştüğünde diyor ki ya Bilal ezzin ferihna. Ey Bilal ezan oku da bizi biraz rahatlat. Evet. Streslerini böyle gideriyor. Şimdi stresler sazla gitmez. Türküyle gitmez, şarkıyla gitmez. Evet. Hatta kafelerde, kafeteryalarda veyahut da barlarda, pavyonlarda alim yapmayla gitmez. Bunlar stresi daha kemikleştiriyor. Evet. O zaman stres Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendi sıkıntılarını giderdiği ibadetlerle giderilir. Şimdi tabiat boşluğu kabul etmez. Yani tabiat boşluğu kabul etmiyor. Hakla meşgul etmediğiniz insanları batıl yakalıyor, tuzağına düşürüyor. Eğer bir insanı doğrularla meşgul etmezseniz yanlışlar zaten onu her adımda bekliyor. O kadar şeyler var. Onun için peygamberimizi sevdireceğiz ibadetleriyle, sabrıyla, cömertliğiyle, idareciliğiyle, komşu ilişkileriyle, büyüklere saygıyla, küçüklere sevgisiyle vesaire vesaire. Evet. Ama burada en önemli olan, ben burada bir şey tespit ettim. Bugün tüm insanlığı, inanan inanmayan, devlet başkanlarından, idarecilerden, amirlerden, öğretmenlerden, aile reislerinden, herkes, yazarı, çizeri, düşünürü, efendim, kim olursa olsun, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatını inceden inceye, baştan sona kadar irdelemeli, incelemeli ve insanlığın kurtuluşu peygamberin değerlerini hayatımıza geçirmekte. Evet. Onun için devlet başkanı örneği peygamberimizdir. Ordu komutanı örneği peygamberimizdir.
Niye? Sen peygamber ocağı diyorsun. Peygamber ocağında komutan da namaz kılacak, asker de namaz kılacak. Evet. Savaşta da namaz kılacak. Peygamber ocağında namazsızlık olur mu? Peygamber ocağında içki olur mu? Peygamber ocağında efendim dansöz oynatılır mı? Peygamber ocağında Allah'a isyan olur mu? Peygamber ocağı, bak Mehmetçik, Muhammed'in askerleri, Muhammed'in taraftarları, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, onun askerlerini Mehmetçik diyor. Güzel bir isim. Şimdi demek ki ordu komutanlarının da Peygamberimizin taktiklerinden, askeri yönde dehalarından, planlarından, ciddi stratejik planlarından örnek almaları lazım. Evet. Hukukçuların örnek alması lazım. Hukukçuların, aile reislerinin örnek alması lazım. Komşuluk noktasında örnek alınması lazım. Eğitimde örnek alınması lazım. Evet. Peygamberimiz nasıl eğitmiş? Nasıl 40 yaşında 50 yaşında Müslüman olanları öyle bir yetiştirmiş ki onlar hep hafız olmuş. Kur'an ezberlemişler. Şu kadar hadis ezberlemişler. Ebu Hureyre Hazretleri Hayber Savaşı'nda Müslüman oldu. Hayber Savaşı'ndan sonra takriben 4 sene kadar Peygamberimizle beraber yaşadı. Ama Suffe Mektebi'nin öğrencilerinden, Suffe Üniversitesi'nin, evet, Ashab-ı Suffe diyoruz ya, Suffe Üniversitesi'nin talebelerinden, oradan mezun olanlardan 5000 küsur hadis rivayet etti. Nereden bunlar? İşte eğitim bu. Evet. Eğitim bu. Yani hem dünyayı öğreteceğiz, hem Peygamberimizin bize bıraktığı ilkeleri gençliğimize vereceğiz. O zaman o gençlik babalarına karşı nasıl davranacaklar? Annelerine karşı nasıl davranacaklar? Büyüklerine karşı nasıl davranacaklar? Topluma, millete, devlete karşı nasıl davranacaklar? Evet. Küçüklerine karşı nasıl davranacaklar? Servetlerini nasıl kazanacaklar? Nasıl harcayacaklar? Sosyal hayatlarını nasıl tesis edecekler? Aile yuvasında sorumlulukları nasıl yerine getirecekler? Bütün bunları enine boyuna bunlara, bu yavrularımıza, neslimize öğretmek zorundayız. Evet. Yoksa batıya hayranlık içerisinde bu nesil düzelmez. Evet. Hocam diğer bir konu da, İstersen şu hadisi tamamlayayım mı müsaadenizle? Tamam, buyurun hocam. İkincisi, ve hubbi ehli beytihi, peygamberin ehli beytini sevdirin diyor. Evet. Ehli beyt kimdir? Peygamberimizin soyundan gelenler. O çizgide olanlar, peygamberimiz gibi yaşayanlar. Evet. Sadece kuru ehli beyt sevgisi değil. Ben bunu her zaman söylüyorum. 10 Muharrem geldiğinde kendini zincirleyerek, zincirlerle döverek, vücudunu kanatarak, kendine eziyet ederek, ya da ben ehli beyti seviyorum, İşte Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadet yıl dönümünde böyle ağıtlar yakarak değil. Elbette biz Hazreti Hüseyin'in efendim haline çok üzülüyoruz. Hazreti Hasan'ın haline üzülüyoruz. Ehl-i Beyt'in gerçekten uğradığı zulümler bizi çok içten yaralıyor. Ancak Ehl-i Beyt gibi yaşamak lazım kardeşim. Evet. Ehl-i Beyt gibi düşünmek lazım. Ehl-i Beyt gibi sevmek lazım. Ehl-i Beyt Kur'an aşıkıydı. Ehl-i Beyt namaz aşıkıydı. Ehl-i Beyt iman ehliydi. Ehl-i Beyt alnını secdeden kaldırmayan cihat ruhlu insanlardı. Ümmet şuurunu taşıyan, evet, insanlardı. Peygamberimizin soyundan gelenler. Dolayısıyla Ehl-i Beyt'i sevdirmek lazım. Evet. Ehl-i Beyt'i. Hocam bugün günümüzde de Ehl-i Beyt'ten günümüze gelen mübarekler var. Hem seyitler olsun, tabii, hem şerifler tabii olsun. Var. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin izinden gidiyorlar. Bunu da bir dipnot olarak söyleyelim. Bir de hocam şöyle bir durum söz konusu. Şu madde, üçüncü maddeyi söyleyeyim. Tamam, onu da söyleyelim. Hadis-i şerifte ve tilavetil Kur'an. Çocuklarınıza bir de Kur'an öğretin diyor. Bak Kur'an. Evet. Yani bizim ahlak esaslarımızın temelini Kur'an eğitimi alacak. Yani hangi eğitimi verirseniz verin, nereye kadar okutursanız okutun, evet, bizim ahlakımızın temeli Kur'an, ahlakımızın temeli sünnet, eğitimimizin temeli sünnet ve kitap. Bu çerçevede eğer gençlere eğitim verilirse, üç esas, bakın: peygamber sevgisi, evet, ehl-i beyt sevgisi, gerçek ehl-i beyt sevgisi ve bir de Kur'an eğitimi, sünnet eğitimi verildiği zaman göreceksiniz bu gençlik dünyada örnek bir gençlik olacak. Evet. Örnek bir gelecek olacak. Evet. Evet. Şimdi hocam şöyle bir durum var. Özellikle bu günümüzde de zaman zaman bazı kesimler tarafından ifade ediliyor. Deniyor ki Peygamber Efendimiz kendi döneminde geldi. Allah-u Teala onu görevlendirdi ve işte 63 yıllık hayatı var. 23 yıllık bunun
peygamberlik dönemi görevini yaptı ve görevini tamamladı, gitti deniyor. Böyle bir görüş hakim. Bir de peygamberimize duyulan bu sevgi, bağlılık, muhabbet, ilgi, yani aşırıya kaçtığı zaman bunu şirk olarak değerlendiriyorlar. Evet. Bu konularda ne diyorsunuz hocam? Bu yaklaşım ne kadar doğru? Anladım. Doğru mu veyahut? Evet, şimdi peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı peygamber olarak ne kadar seversek o kadar sevgiye layıktır. Evet. Bütün değerleri ona nispet edebilirsiniz. Ama peygamber olarak, hani peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki la tudruni, efendim beni çok aşırı, İsrailoğullarının İsa aleyhisselama aşırı gidip de ilah dedikleri gibi beni ilahlık derecesine çıkarmayın. Evet. Ben bir beşerim. Beşer olarak, peygamber olarak ne kadar sevseniz, ne evet. kadar muhabbet besleseniz yerindedir. Ama hiçbir Müslüman da peygamber aleyhissalatü vesselamı haşa üluhiyet derecesine çıkarmamıştır. Biz ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Evet. Ya da la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu ümmet çok şuurlu aslında. Ben şehadet ediyorum ki Allah'tan başka kanun koyucu, yaratıcı, kulluk yapılmaya layık hiçbir zat yok, ancak Allah vardır. Evet. Ve yine şahitlik ediyorum ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kulu ve elçisidir. Hiçbir Müslüman peygambere Hristiyanların dediği gibi haşa bu Allah'ın oğlu demiyor. Allah'ın ortağı demiyor. Evet. Ne diyor? Peygamber diyor. Allah'ın Resulü, peygamberi. Peygamber olarak peygamberimize sevgi beslemek ve o sevginin de tezahürü olarak evet. Mevlamız buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Şimdi ey müminler, Allah peygamberine rahmet eder. Melekler peygamber için manevi derecelerinin yükseltilmesi için istiğfar ederler. Ey müminler, siz de peygambere salatü selam edin. Sahabe-i kiram sordular. Ya Resulallah, narifü teslim ya da arafnet teslim, biz selam vermeyi bildik. Evet. Esselamu aleyke ya Resulallah demeyi biliyoruz. Keyfenu salli aleyke, sana nasıl salat okuyacağız? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle deyin. Kulu Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ehli Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala el İbrahim inneke hamidun mecid. Salavat-ı şerifenin bir ifadesi, böyle çok ifadeleri var. Evet. Deyin ki ey Allah'ım, Muhammed aleyhissalatü vesselama onun soyundan gelenlere rahmet eyle. Aynen İbrahim aleyhisselama onun soyundan gelenlere rahmet ettiğin gibi. Çünkü sen övülmeye, yüceltilmeye layıksın ya Rabbi. Evet. Şimdi bazıları diyor ki peygamberin salavat-ı şerifiye ne ihtiyacı var? Peygamberimizin salavat-ı şerifiye ihtiyacı yok da bizim salavat-ı şerife ibadetine ihtiyacımız var. Peygamberle devamlı manevi irtibat sağlamak. Evet. Devamlı hatırlamak. Çünkü Efendimiz öyle buyuruyor. Men sallâ aleyye salaten sallallahu aleyhi biha aşre salavat. Evet. Kim bana bir salavat-ı şerif okursa Allah ona on misliyle rahmet eder. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek neyle olur Ercan Bey? Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurur. La yu'minu ehadukum hatta yekune hevahu teba'an lima ci'tü bih. Evet. Sizden biriniz arzu ve isteklerini benim getirdiğim İslami değerlere, şeriat esaslarına uydurmadıkça gerçek mümin olamaz. Ya da Peygamberimiz yine buyuruyor. La yu'minu ehadukum hatta ekûne habbe ileyhi min validihi ve veledihi ve nâs ecma'in. Ben sizden birinize babasından, anasından, çocuklarından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça evet. siz gerçek iman etmiş olamazsınız. O zaman biz peygamberimizi seveceğiz. Ve bu sevgi peygamber olarak sevgidir. Evet. Peygamberimizi sevmek için Kur'an'ı seveceğiz. Kur'an'ı sevdiğimiz zaman peygamberimizi tanımış olacağız. Peygamberimizi sevmek için peygamberimizin yaptığı ibadetleri tanıyacağız. Evet. Peygamberimizin aile hayatında, toplum hayatında, millet hayatında, devlet hayatında hangi kriterlere uydu, hangi esaslarla temiz bir toplum meydana getirdi, onları tezkiye etti, yüceltti. Bunlara bakacağız. Biz bunları yaptığımız zaman
peygamberi sevmiş oluyoruz. Sevmezsek ne olur? Bakın Allah Celle Celaluhu Kur'an'da şimdi bu peygamberi nasıl seveceğini bilmeyen insanlara ben şaşıyorum. Ancak şunu da söylemek gerekir. Bugün çoğu Müslümanlar peygamberimize aşıktır. Yani peygamber denildiği zaman hemen yüreğinde bir aşk meydana geliyor. Yani bu aşkın sebebi hocam bakıyoruz. Allah-u Teala en güzel kulluğu kim yaptı? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peygamberimiz yaptı. Tabii. Onun gibi olabilmek. Takvada zirve. Allah-u Teala tabii. Onun gibi kulluk edebilmek. Yani bu aşk, tabii. Bu sevgi, bu bağlılık, bu ama muhabbet. Ama işte bazen bilmiyor. Mesela serhoş bile sorsanız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyor. Serhoş ama peygambere dil uzatılsa dünyayı mahveder yani. Evet. Ona hiç tahammül edemez. Ama halkımız, insanımız peygamberi nasıl sevdiğini bilmiyor. Seveceğini bilmiyor. Mesela Kur'an'da şimdi bir ayet okuyayım size. Bugün farklı ben aslında buraya bazı notlar almıştım ama evet. Bu notlarımızı hiç işleyemedik. Şimdi bir ayet, bu ayeti baştan sona kadar bir okuyalım. Mevlamız buyuruyor. قُلْ اِنْ كَانَ اَبَاءُكُمْ وَاَبْنَاءُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَاَشِيرَتُكُمْ وَاَمْوَالُونِ اِقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَب۪يلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ Bakın peygamber sevgisine. De ki ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, eğer sizin babalarınız bunu Cenab-ı Hak peygambere söylettiriyor Kur'an yoluyla. Evet. De ki ey peygamber, eğer sizin babalarınız, eğer sizin kardeşleriniz, sizin çocuklarınız, sizin eşleriniz, sizin bağlı bulunduğunuz aşiretleriniz, sizin kazandığınız mallarınız, sizin noksanlaşmasından korktuğunuz ticaret mallarınız, sizin hoşunuza giden meskenleriniz, yatlarınız, katlarınız, atlarınız, arabalarınız, evet. Bütün bu sayılanlar size Allah sevgisinden daha önce gelirse, peygamber sevgisinden daha önce gelirse, Allah yolunda cihat sevgisinden daha önce gelirse, başınızda sıkıntıların geleceğinden korkun. Sıkıntıların geleceğinden korkun. Evet. Onun için peygamberin şeriatına, peygamberin getirdiği değerlere yaşantı olarak sırt çevirmek problemleri artırır, problemleri çoğaltır. Çünkü Mevlamız öyle buyuruyor Kur'an'da. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Peygamber'e uymayanlar büyük bir sıkıntının muhatabı olacağından, sıkıntıların muhatapları olacaklarından korksunlar. Evet. Ya da acıklı bir azabın. Peki o zaman, şimdi bir örnek vereceğim. Peygamberimizi seviyor. Peygamberimizin sakalı şerifleri var. İnanıyoruz ki inşallah peygamberimizin sade sakalından değil, çünkü peygamberimiz saçını kısalttırırken ya komple tıraş ettiriyordu peygamberimiz ya komple saçını bırakıyordu. Evet. Kulak memelerine kadar da saçı iniyordu veya omuzuna kadar diyenler var. Şimdi peygamberimizin saçı tıraş edildiği zaman sahabe-i kiram adeta onu bekliyor, saç tellerinden alıyor, teberrüken bereket umarak onu muhafaza ediyor. Onu muhafaza ediyor. Bu nesilden nesile, nesilden nesile, ülkeden ülkeye dağılmış. Şimdi bir Müslümanı denilse ki 300 kilometre ileride bir yerde sakalı şerif ziyareti var. Evet. Gider mi? İmkanı varsa gider. Değil 300 kilometre, 500 kilometreye de gider. Şimdi kadını erkeği peygamberimizin hatıratına, manevi hatıratına o kadar bağlı ki işte bugün Topkapı Sarayı'nda evet. Peygamberimizden hatıralar var. İşte cübbesi var. Efendim kılıcı var, başka şeyler var, başka şeyler var. Kutsal emanetler. Kutsal emanetler. Evet. Ecdadımız bunu bugüne kadar taşımışlar. Allah evet. Onlardan razı olsun. Daha başka yerlerde var kutsal emanetler. Şimdi bu kutsal emanetleri hakikaten ümmet böyle çok saygıyla değerlendiriyor. Saygıyla. Peki sakalı şerifi ziyareti kabul eden Müslümana kadına desen ki ya senin de beyin efendim eşin böyle peygamberimiz gibi sahalı olmasını ister misin? Yok diyor, ben sahalı sevmem diyor. Bak sen. Evet. Halbuki peygamberimizi seviyorsun. Sakalının telini de seviyorsun. Niye beyin sakal bırakmasını istemiyorsun? Bak bilemiyor aslında. Ne konuştuğunu da bilmiyor. Diyor evet. Ki ben sakalı sevmem.
Peki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadetlerdeki sünnetleri, hani gözümün nuru dediği namaz, mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rak'atel fecri hayrun mined dünya ve ma fiha, sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve içindekilerden daha hayırlı. Farzı daha çok hayırlı. Evet. Peki o zaman denilse ki, ya sen peygamberi seviyor musun? Seviyorum. O zaman peygamberin ibadetlerdeki sünnetleri, daha diğer uygulamalardaki sünnetleri, bunları niye yapmıyorsun seviyorsan? Peygamberin sevgisi yaptıklarını yapmakla ispatlanır. Bilmiyor bunu. Niye bilmiyor Ercan Bey? Evet. Bugünkü gençliğimize İslam öğretilmiyor. Çok yüzeysel İslam. Yüzeysel İslam öğretiliyor. O da gerçek İslam öğretilmeyince tesirli olmuyor. Bu tesirli olmuyor. Evet. Halbuki İslam bütünüyle yaşanır. Devlet İslam'ı yaşayacak. Devlet erkan İslam'ı yaşayacak. Anlatanlar yaşayacak. Anlatılanları yaşayacak. Ve genç baktığı zaman kendisine örnek olabilecek bir kitleyi görecek karşısında. Evet hocam. O kitle İslam'ı yaşayacak. Onlardan örnekler alacak. Evet hocam, şimdi yine bir kısa ara vereceğiz. Bu kez reklam arası vereceğiz. Ondan sonra yine Peygamber Efendimiz'i farklı yönleriyle evet. konuşmaya devam edeceğiz. İkinci bölümden itibaren de telefonları almaya başlayacağız artık. Sevgili seyircilerimiz, Peygamberimizle alakalı sormak istediği sorular varsa bize ikinci bölümden itibaren ulaşabilirler. Bizler de inşallah bize ayrılan süre içerisinde yine Peygamberimizi konuşmaya sizinle beraber devam edeceğiz hocam. Evet sevgili seyirciler, şimdi yine bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra tekrar kaldık. Evet tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Gönül Dergahı'nda Vizyon 58 TV ekranlarında Mevlid Kandili özel programı devam ediyor. Stüdyomuzda Ahmet Akgül hocamızla beraber Peygamber Efendimiz'i konuşuyoruz. Sevgili seyirciler, bu arada ben tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sorularınız için 0346-225-3011 numaralı telefondan canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Birazdan arkadaşlar ekrana da yansıtacaklar. Telefonları da almaya başlayacağız. Evet hocam, Peygamberimizi konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi tabii günümüzde Peygamberimizin yokluğu fark ediliyor. Az önce de siz ifade ettiniz. Hayatımızda baktığımız zaman Peygamberimiz nerede? Bir de şöyle bir durum söz konusu. Son zamanlarda yine özellikle Kur'an Müslümanlığı diye bir düşünce ortaya atıldı. O düşünce sistemine baktığımız zaman Allah-u Teala'yı Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz'den, Peygamber Efendimiz de sünnetinden sanki böyle parça parçaymış gibi bir ortaya durum koyuyormuş gibi bir görüş ortaya atılıyor. Şimdi Kur'an Müslümanlığı ne kadar doğru? Dinimizde böyle bir sistem var mı? Peygamber Efendimiz olmazsa, Peygamber Efendimiz ayet-i kerimelere baktığımız zaman Allah-u Teala Efendimizle alakalı ayetler göndermiş. Yani sadece Kur'an Müslümanlığı yetiyor mu bizlere? Günümüzde bu düşünceyi çokça dile getirenler var artık.
Bu konuyla ilgili inşallah sizden bilgiler almak istiyoruz evet. Hocam. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle İslami meseleleri öğrenmede, çözmede müracaat edeceğimiz buna Masadırul İslam deniyor. İslam'ın kaynakları. Evet. Birinci kaynak Kur'an-ı Kerim. İkinci kaynak Resulullah Efendimiz'in sünneti. Evet. Tabii sünneti böyle kısa ve dar çerçevede değil, çok geniş bir çerçevede anlamak lazım. Daha sonra diğer kaynaklar var, icma var, kıyas var vesaire. Evet. Bir Müslümanın Arapçada Kur'an-ı Yun grubu diyorlar. Yani Kur'an'la sadece İslam'ı tanımlamak, Kur'an'la İslam'ı öğrenmek ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda herhangi bir rolü yok. Sadece evet. Biz Kur'an'dan neyi görmüşsek, neyi anlamışsak, Kur'an'dan ne çıkarmışsak İslam o diyen insanlar var. Bu fevkalade bir yanlıştır. Kur'an bizim ana kaynağımız ama çünkü Kur'an birçok ayetlerde peygamberimizin sünnetine müracaatı emrediyor. Şimdi şöyle bir durum söz konusu olmuyor mu hocam? Herkes Kur'an-ı Kerim'i evet alır eline okur. Peki okuduğu zaman herkes kendine göre oradan bir anlayış, oradan bir pay, oradan kendine göre bir dini yaşama evet. modeli ortaya çıkmaz mı? Kesinlikle tabii. Bu da zaten kimsenin hakkı değil, haddi değil. Yani büyük alimler bile Kur'an'ın tefsirini bildikleri halde, evet. hadisleri, sünneti bildikleri halde diyorlar ki biz müştehit değiliz. Yani biz ne Kur'an'ın ayetlerinden hüküm çıkarırız, ne Resulullah'ın sünnetinden önceki müştehitlerin ortaya koydukları değerleri biz naklederiz diyorlar. Evet. Mesela bizim memleketimizde yetişmiş bundan 700 küsür sene önce Kemalüddin İbn-i Hümam Hazretleri var. Kemalüddin İbn-i Hümam Hazretleri müştehit derecesinde bir alim olduğu halde ve 10 ciltlik Fethul Kadir diye İslam hukuku yazmış Arapça. Evet. Türkçesi de yok. Usulü fıkıh yazmış. Ve kelam ilmiyle ilgili kitaplar yazmış. Kendisi burada doğmuş, burada büyümüş. Sonra Mısır İskenderiye'ye gitmiş. Evet. Dolayısıyla böyle bir alimin bunca güçlü ilmine rağmen demiş ki ben yine İmam-ı Azam'ın talebesiyim. Bunun gibi nice alimler var. Şimdi Kur'an'ı sadece kaynak kabul edip sünneti ve diğer tali kaynakları devreden çıkararak İslam'ı anlamak mümkün değil. Buna örnekler verelim. Evet. Kur'an'da bazı şeyler mücmeldir. Yani özetli, kısa, evet. ayrıntılarına girilmemiş. İşte bunların en açık misali Kur'an'da ve akimus salah namazı dosdoğru kılın emri var. Evet. Ama namazın rekatları, namazın farzları, vacipleri, sünnetleri nasıl kılınacağı ve sehiv secdesini gerektirecek evet. durumlar veya namazı bozan durumlar, yani şunlar yapılırsa namaz bozulur, şunlar yapılırsa sehiv secdesi gerekir, şunlar yapılırsa işte sünnet olur gibi bunların ayrıntılarını biz Kur'an'da göremeyiz. O zaman bunları biz bütün uygulamaları, bütün bu ayrıntıları, çünkü kısa kısa örnekler vereceğim. Evet. Söyleyeceğim şeyler var. Yani şöyle diyebilir miyiz hocam daha anlaşılması açısından? Okul var, öğrenciler var, öğretmen yok. Evet. Hastane var, ilaç var, doktor yok. Doktor yok. Yani. Nasıl tedavi yapılacak? Evet. Veya öğretmen olmadan kim öğretecek? Yani. Kim bunları uygulatacak? Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sallu kema ra'eytumuni usalli. Namaz kıldığımı gördüğünüz gibi siz de kılın diyor. Bir tanesi dese ki ben Kur'an'da sehiv secdesi diye bir şey görmedim. O zaman bu yanıldığında sehiv secdesini gerektiren durumlarda efendim nereden öğreneceğiz bunu? Mesela sabah namazını biz açıktan okuyoruz değil mi? Sabah namazı farzını İmam cemaate namaz kıldırırken Fatiha'yı, sureyi, ayetleri açıktan okuyor. Evet.
akşam namazının ilk iki rekatında açıktan okuyor. Yatsı namazının ilk iki rekatında açıktan okuyor. Cuma'nın farzında açıktan okuyor. Teravih'te açıktan okuyor. Bayramlarda açıktan okuyor. Buranda bir tane ayet gösterebilirler mi? Bu namazlarda açıktan okunacağı konusunda yok. Evet. Nereden okuyoruz? Halbuki cemaatle namaz kılarken bu namazlarda açıktan cemaatin duyacağı şekilde okumak vacip. Yani farzdan sonra ikinci derecede. Evet. O zaman biz bunları Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniyoruz. Evet. Hocam devam edeceğiz. Bir telefonumuz varmış. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar efendim. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı yayınlar diliyorum size. Hayırlı kandiller. Teşekkürler. Allah razı olsun. Buyurun efendim. Sorunuzu alalım. Ben Bursa'dan arıyorum abim. Evet. Emrah. Emrah Bey. Ben evet. Namaz kılamıyorum. Kılmak durumunda kılamıyorum. Evet. Bir de ailemle sürekli huzursuzluk oluyor. Namaz kılamıyorsunuz. Ne tür dualar falan edip de ailem için, çevrem için faydalı bir şey olabilirim. Emrah Bey, soruyu anlayamadık. Namaz kılamadığınızı ifade ettiniz. Değil namaz mi efendim? Kılamıyorum. Kılamıyorsunuz. Ailemle anlaşamıyorum. Evliyim, çocuklarım var. Sebep ne efendim kılamama sebebi? Kılamıyorum. Camiye mesela gittiğimde bir kıldığım zaman bilmiyorum yani geri çıktığımda artık giremiyorum içeriye. Yani ailede namaz kılmanıza tepki mi var? Hayır, ailece kılıyoruz. Mesela babalarım falan, eşim hepsi kılıyor. Evet. Sadece ailede tek namaz kılmayan benim. Niye kılmıyorsunuz efendim? Onu soruyorum ben. Kılamıyorum işte. Bilmiyorum. Diyorlar dua etmen gerekiyor. Bir kocalara falan gittim. Evet. Ama bir şey elde edemedim. Böyle sıkıntılar giriyor. Yani bugüne kadar beni. Bugüne kadar hiç kıldınız mı namazı? Evet. Kıldınız. Evet. Ama son dönem kılamıyorsunuz ve bunun nedenlerini öğrenmek istiyorsunuz ve arzu ediyorsunuz ama kılamıyorsunuz. Bu konuda yardım istiyorsunuz yanılmıyorsam. Evet. Peki. Başka soru var mı? Ne yapmam gerekiyor? Peki. Başka sorunuz var mı efendim? Başka sorunum şöyle. Şimdiki sıkıntıdan ziyade ben elimde olmayan sebeplerden dolayı da borç yapmaya çalışıyorum. Yani bilmiyorum ne için bir dua okuyup da ne yapmam evet. gerekiyor. Evet. Bir de sizden ricam hocamızdan ricamız bu ailem için bir dua ederlerse çok makbule geçer. İnşallah. Teşekkür ediyoruz hocam. Sorularınıza yanıt verecek. Tekrar biz kandilinizi tebrik ediyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Bir an önce de namaza başlamış olursunuz. Aradığınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Kandiliniz mübarek olsun. Hayırlı geceler efendim. Evet. Hocam iki tane soru var. Bir tanesi evet namazla ilgili. Namaz kılamıyormuş sevgili izleyicimiz ve bu konuda ne yapmam gerekir diye soruyor. Yapması gerektiğini, ne yapması gerektiğini Cenab-ı Hak zaten evet. emrediyor. Namazı kılacağız. Namazı kılmamak için şeytanın aldatmasından başka hiçbir sebep yok. Öncelikle bir iç aleminde karar alacak tabii, değil mi hocam? Karar yani, alacak ve edecek. İnandığı namazı nasıl yemeğe muhtaçsa, ihtiyaç duyuyorsa, suya ihtiyaç evet. duyuyorsa, havayı teneffüs etmeye ihtiyaç duyuyorsa, namaz kılmanın da bu kadar ya da bundan daha önemli bir ihtiyaç olduğuna inanacak. Evet. Namaz kılmadığı zaman bunun kendisine esas sıkıntılar ondan kaynaklanıyor zaten. Ondan kaynaklanıyor. Yani aile içi sıkıntılar, aile dışı sıkıntılar, evet. stresler, psikolojisinin bozulması filan ibadetsizlikten. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَاِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ üstesinden gelemediğiniz işlere karşı bir sabır yoluyla bir de namazla Allah'tan yardım isteyin. Namaz aslında zor bir iş ancak evet. teslimiyet içerisinde olan Allah'a gönül verenlere karşı namaz ağır değil. Evvela inanacak, Allah'a döneceğine inanacak, evet. namazdan sorulacağına inanacak. Müslüman evvela bilecek namaz kılmadığım zaman bana manevi yönden hangi zararlar gelecek? Çünkü hadis-i şerifte Peygamberimiz öyle buyuruyor. Evvelü ma yuhasebu bihil abdu yevmel kıyame es-salah. Kıyamet gününde insanın imandan sonra ilk hesaba çekileceği şey namazdır. Eğer namazı emredildiği gibi
kılınmışsa, namazını kılmışsa evet, diğer yaptığı ibadetler kabul edilecek. Eğer namazı doğru dürüst değilse, kabul edilmemişse, onun kabul edilmemesi diğer ibadetlere de yansıyacak. Allah onlara değer vermeyecek. Onun için bunlar böyle dua ile filan değil, istek, gerçekten bir azim olacak. Evet. O tarafa yöneliş olacak. Aile içi mesela bir de diyor ki ben aile dışında bazı paralar harcıyorum, israf ediyorum. Borç yapıyorum diyor. Borç evet, yapıyorum. Bunların hepsi engel olamıyorum diyor. İrade. Bunların hepsi evet, iradenin zayıf olmasından ya da iradenin yanlış şeylere yöneltilmesinden. Evet. Allah Celle Celaluhu bize kurallarını koymuş, emirlerini koymuş. Tasarruflu harcamamızı, helalından kazanmamızı, kazandığımız şeyi ölçülü harcamamızı, aile fertlerinin haklarına riayet etmemizi, bunların hepsini emretmiş. Yani bunlar duayla falan olacak iş değil. Evet. Yani azmedecek, karar verecek ve namazını kılacak. Peki hocam, internetten bir soru var. Yıldız Karaca evet, soruyor. Peygamberimizin çocukları, özellikle erkek çocukları neden çok erken ölmüşler? Ve biz neredeyse hiçbirini bilmiyoruz. Yani neden çok dile getirilmemiş diye bir soru var. Anladım. Tabii. Güzel. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 7 tane çocuğu var. Evet. 6'sı Hazreti Hatice validemizden, Abdullah, Kasım, Abdullah'ın bir başka adı Tahir. Evet. Rukiye, Zeynep, Ümmü Gülsüm ve Hazreti Fatıma. 7 tane değil mi hocam? Şimdi bunlar Hazreti Hatice'den olma. Hazreti İbrahim de evet, Hazreti Mariye'den olma. Şimdi 3 oğlu var, 4 kızı var Peygamberimizin. İbrahim'in annesi evet, Mariye, diğer iki erkek çocuğu ile kızların annesi de Hazreti Hatice aramız. Evet. Niye erkek çocukları küçükken öldü? Tabii asıl hikmetini Cenab-ı Hak bilir ama evet, Peygamberimiz son peygamber olduğu için onlar büyüseler, onlar genç delikanlı olsalar, onların da normalde bir peygamber çocuğu olarak peygamber olmaları gerekir. Evet. Peygamberimizden sonra peygamber yok. Onun için Cenab-ı Hak imtihan olarak peygamberimize o 3 tane erkek çocuğunu vermiş. Evet. Ve bir yerde de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı deniyor. Yani yani sabır, burada sabır deneniyor. Evet. Çünkü erkek çocuklarını hep küçük yaşta kaybetmiş. Hatta oğlu İbrahim vefat ettiğinde Medine'de vefat ediyor. Peygamberimiz kabrin başında ağlıyor. Sahabe-i kiram peygamberimize, ya Resulallah, siz bizi ölülere ağlamaktan nehyediyorsunuz. Ölülere ağlamayı yasaklıyorsunuz ama siz kendiniz ağlıyorsunuz dediklerinde diyor ki bu kalbin şefkatinden, inceliğindendir. Evet. Bu kalbin inceliğinden, şefkatindendir. Ben size bağıra çağıra ağlamayı yasakladım. Dizlerinize vurarak, yakalarınızı yırtarak, ölen insanın bir takım mersiyelerini övgüler yaparak, dile getirerek ağlamaktan sizi yasaklıyorum. Yoksa bir ölüye içten içe hüzün hissederek ağlamakta hiçbir mahsur yok. Bağırmadan, çağırmadan, sessizce, bu bir kalbin rikkatinden, kalbin merhametindendir diyor. Evet hocam. Bu açıdan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın erkek çocuklarının vefatı, şimdi kadınlardan peygamber yok. Evet. Tarihte kadınlardan peygamber yok. Erkeklerden peygamber var. Bu genel bir görev olduğu için, önemli bir görev olduğu için kadınlardan peygamber yok. Peygamberimizin de çocukları küçük yaşta, Allah tabi Celle Celal hikmetini biliyor. Sadece izah bununla, peygamber olmaları gerekirdi. Peygamberimiz de Hatemül Enbiya vel Murseliyin, evet, Resullerin, Nebilerin sonuncusu. Onun için Cenab-ı Hak küçükken onları elinden almış. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir yerde bir de imtihan. Evet. Evet. Peki hocam. Yine bir hattımızda izleyicimiz var. Alo. 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 Hayırlı akşamlar hocam. Efendim, hayırlı geceler. Buyurun. Kandiliniz mübarek olsun hocam. Sizin de efendim. Kandiliniz mübarek olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sorunuzu alalım efendim. Evet, dinliyoruz. Hocam, beğenerek izliyorum. Teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun. Teşekkürler. Ahmet Akgül, Müftü Efendimiz'i çok beğenerek izliyoruz. Evet.
Onda kandili mübarek olsun, sizin de ikinizin de. Evet. Cümle İslam aleminin. Teşekkür ediyoruz. Ramazan Bey, sorunuz var mı? Sorumuz, benim bir kardeşim 2 yıl önce vefat etti. Allah rahmet eylesin, evet. Benden 2 yaş büyük. Kaç yaş efendim? Benden 2 yaş büyük işte, ben 50 yaşındayım, o da 52. Evet, Allah rahmet eylesin, buyurun. Rüyamda görüyorum hocam. Böyle rüyamda, bol bol rüyamda görüyorum. Evet. Ne yapmamız lazım? Dua ediyorum. Zaman zaman namazımı varsa bazen aksatıyorum. Efendim, rüyanızda iyi mi görüyorsunuz, kötü mü görüyorsunuz? İyi görüyorum hocam, iyi görüyorum. İyi görüyorsunuz, evet. Böyle yeşillikler içinde, hı-hı, namaz kılarken görüyorum. İşte evet. Nereye gitsem aklımdan çıkmıyor bir türlü. Beraber büyüdük. Evet. Böyle arkadaş gibiydik yani. Müftü Efendime de söylüyorum buradan. Bunun evet. için bir... Peki efendim. Başka soru var mı? Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Hayırlı teşekkür geceler. Ediyoruz. Tekrar kandiliniz mübarek olsun efendim. Oldu. Ben Salırköy'de muhtarıyım. Evet. Peki. Oldu. Hayırlı geceler efendim. Kandiköy diyor. Hayırlı geceler. Evet. Evet. Bir rüya var. Kardeşini kaybetmiş. Evet. Şimdi öncelikle ben bu kardeşimizin ve diğer Müslümanların kandillerini tebrik ediyorum. Evet. Elbette tabii kardeş olarak rüyada görmesi normal. Kendisinin aslında dualarında zaten dua yaptığını söylüyor. Elinden geldiğince imkanı oldukça evet. onun adına hayırlar yapmalı. Onun için dualar yapmalı. Onun için sadakalar vermeli. Evet. Dolayısıyla inşallah kendisi de bu kardeşimizin ibadetlerini aksatmaması gerekiyor. Evet. Hocam yani ben o kardeşinin rüyasında görüyor hep iyi hallerde görüyor. Evet. Bizim de o iyi halde gördüğümüz kardeşimiz gibi olmamız için bizim de iyi halli yaşamamız lazım. Evet. İbadetlerde devamlılık. İbadetlerde devam ettik mi? Onlar da ondan faydalanıyor. Hem ölen kardeşlerimiz, evet. hem babamız, annemiz, dedelerimiz, ninelerimiz ve tüm geçmişlerimiz ondan faydalanıyorlar. Evet. Hocam yine internetten yazan seyircilerimiz var. Danimarka'dan Osman Tamer yazmış. Şahsınızda tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum diyor ve selam söylüyor sizlere hocam. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Bizi yakından takip eden. Ben de onlara selam ediyorum. Bütün Avrupa'daki Müslümanlara. Evet. Yine bir soru var hocam. Lensin, göze takılan lensin, hı-hı, abdeste bir zararı var mı diye, hı-hı, bir soru var. Evet. Şimdi lens göze takıldığı için evet. ne abdeste ne gusülde, boy abdestinde gözün içerisinin yıkanması gerekmiyor. Evet. Gözün içi iç organlardan sayılıyor. İster lens takılsın, ister tabi gözü olsun. Dolayısıyla gözün içerisine cünüplük sirayet etmez. Evet. Ve gözün içinde takılan lens de abdeste de zarar etmez. Ve boy abdestine de zarar etmez. Hatta boy abdestinde çıkarmasına gerek yok. Evet. Yani bu bir diş gibi değil. Mesela takma dişi olsa bir insanın abdeste çıkarmasa olur. Ama boy abdestinde çıkarması gerekir. Niye? Suyun altta damağına geçmesi için. Evet. Ama lens öyle değil. Evet. Lensin hiç dış organlarla bir alakası yok. Lens takan Müslüman, çünkü gözün içini yıkamak zaten zararlı. Evet. İçerisine su yetmesi zararlı. Bu açıdan mesela şöyle bir mesele var. Haiz veya nohusa bir kadın veya cünüp olan bir insan Kur'an'a el sürmeden ya da Kur'an'ı bizzat okumadan böyle gözüyle Kur'an'ı takip etse olur mu olmaz mı? Gözüyle takip edebilir. Çünkü cünüplük göze sirayet etmez. Evet. Bu da fıkıh bir meseledir. Cünüplük göze sirayet etmez. Evet. evet. Bunu da bu şekilde cevaplandırmış oldunuz hocam. Yine bir seyircimiz var hattımızda. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Alo. Alo. İyi akşamlar hocam. Hayırlı geceler efendim. Kandiliniz mübarek olsun. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Ben hocama bir şey danışacağım hocam. Evet. Sorunuzu alalım. Hocam, ben evleneli 39 sene oldu. Geldim geleli aynı kardeş gibi çalışıyorum beyimin arkasında. Evet. Kendimin işi yoktur. Bahçede, bağda böyle bahçe bostan ekiyoruz hocam. Devamlı ikimiz beraber kardeş gibi çalışıyoruz.
Evet. Şimdi de ben de biraz çok rahatsızım. 56 yaşındayım hocam. Hı hı. Yani iki tane eltim daha var. Kayınatam geldi geçen. O da babamın amcası olur. Hani ben buna sayın dışında kusurum yoktur yani benim kendime karşı. Şuradan geldi dedim yani otur buyur yani otursun bu her zaman işte başımda yeri var. Ama her gelmeye bana bir laf kalktı. Her gitmeye bana bir laf söyledi hocam. Kim ondan efendim? Çok üzgünüm hocam. O yüzden de beyimle çok tartıştık hocam. Yani boşanma şeyine geldi hocam. O yüzden bana çok küfürler etti hocam. Bugün sabahtan beri ağlıyorum hocam. Bana çok çok kötü küfürler yaptı. Ben yabancı da değilim kendimin, amcasının kızıyım. Yani bilmiyorum hocam, beraber yapıyorum. Eşiniz mi size söyledi efendim onları? Evet, beraber yaptım hocam. Ev aldık, beraber aldık. Çalışmam, evet. Beraber çalışıyorum. Peki. Daha çekiyorum hocam, hepsini kendim yapıyorum. Tamam sadece inşallah. Sadece kendisi götürüp pazarlamasını yapıyor hocam. Peki. Ben buna ne diyeyim hocam? Ben buna kötü konuşsam olmuyor, iyi konuşsam olmuyor. Bana çok kötü davranıyor hocam. Kızgınlık esnasında o şekilde yapmış olabilir. Tabii ki doğru değil, tasvip edilmeyecek bir hareket. Dayınızın yüzünden mi oldu bu olay efendim? Evet hocam da yani böyle bir doğru konuşsak dahi. Evet. Böyle bir şeyle yapsak, bir yere beraber gitsek. Böyle beni zencide etmesi, işte evet. Bu affedersin bu kadın mı? Ne, yani sevilen, sayılan kadınım hocam. Evet. Yani mahallemde olsun, binamda olsun. Benden izinsiz yani binamdalar dahi olsun. Bir şey desem benim izinden çıkmayan bir yani bir, böyle bir insanım yani hocam. Peki. Ben kendimi övmüyorum hocam. Siz, kendi ikilahı bir araya getirip de veremeyen bir kişi. Peki. Ben kendimi ele kaptım hocam. Siz haklısınız. Biz sizi çok iyi anlıyoruz. Şimdi hocam, şimdi bir de şöyle vaktinizi almayayım hocam. Çok doluyum. Onun için özür dilerim sizden. Estağfurullah. Biraz yani param var hocam. Evet. Bankaya koydum. Ben bu paramı bazen bir iki sene daha koydum. Aldım kendisine verdim. Verdiğim gibi gidiyor hocam. Harcıyor. Evet. Ben de buna kendimden uğrum koydum. Yani ben Kabe'ye gitmek istiyorum diye bunu sakladım hocam. Yani benim kendi kazandım hocam. Evet. Hangi banka dediğiniz bu faiz sistemiyle çalışan hayır, banka? Hayır banka faiz değil hocam. Sadece oraya koymak için. Evet orada duruyor tamam. Evet. Peki siz sakin olun bir rahatlayın inşallah. Tabii ki eşinizin yaptığı doğru değil. Bu mübarek günde hoş olmamış. Siz şimdi hocam siz... ben kayınatama bir saygımda kusur yapsam. Evet. Yani adam geldi şuradan yani adresini aldırdım, yemeğini getirip önüne koyuyorum. Yani ben çok çektim onlardan. Peki. Onlardan çok çektim hocam. Peki. Ben yani onları gördüm artık ürperiyorum hocam. Onların peki. Sözlerini duymak istemiyorum. Peki. Teşekkür ediyoruz. İnşallah şimdi hocama da soracağım. O da size... bu noktada bekliyorum hocam. Ben özellikle sizi dinliyorum. Hocamı size, dinliyorum. Tamam hayırlı inşallah. Kandiller olsun hocam. Özür peki. Diliyorum. Estağfurullah. Başımı dağıttım. Geçmiş olsun. Hocam. Hayırlı çok kandilleriniz olsun. Ki hocam çok doluyum. Peki. Hayırlı geceler diliyoruz. Hayırlı efendim. Geceler hocam. Evet hocam. Yine bu mübarek gün evet. Sevgili izleyicilerimiz olan bu o hadiseden dolayı, olumsuz hadiseden dolayı biraz bunalmış ve bizimle paylaştı. Bu tür böyle anlaşmazlık durumunda eşler nasıl hareket etmeli? Birbirini incitmeden, kırmadan sonuçta evet. Bir yuva söz konusu. Nasıl hareket etmek gerekiyor? Şimdi öncelikle tabii 39 senelik evet. Evli olduğunu söylüyor kardeşimiz. Bir defa Müslüman şunu bilecek. Hani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesinde özellikle evet. İttekullâhe finnisâ'' kadınlar hakkında Allah'tan korkun. İnneküm ehastumuhunne bi emanillah. Siz onları Allah tarafından emanet olarak aldınız. Evet. Vestahleltum furucehunne bi kelimetillah. Onların namusları da size Allah'ın izniyle, onayı ile, Allah'ın emriyle helal kılındı. Evet. Siz onları Allah'ın emriyle kendinize helal kıldınız. Evvela bir erkeğin hanımının kendi elinde bir emanet olduğunu bilmesi lazım. Şimdi hanımların İslam'a göre çalışma mecburiyeti yok. Evet. Evinde elbette çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayacak. Kocasının yemeğini yapacak, çamaşırını yıkayacak. Evini tertipleyecek, düzenleyecek.
Ama bağda bahçede çalışma mecburiyeti yok İslam'a göre kadının. Şimdi bu kardeşimiz hem çalışıyor, hem evini düzenliyor, hem de bir sürü kötü sözler işitiyor. Şimdi bu kocasının kendisine çirkin, ağır ve hakikaten galiz, müstehcen sözler söylemesi, evet, hadi zatında insanı üzüyor ama o kendi babasına, kendi anasına söylemiş oluyor. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, İnne min ekberil kebairi sebbur raculi ebahu ve ümmehu. Büyük günahların da en büyüklerinden kişinin kendi anasına, kendi babasına çirkin sözler söylemesi. Ya Resulallah, hel yesubbur raculu ebahu ve ümmehu. Kişi kendi anasına, kendi babasına söver mi? Evet. Peygamberimiz diyor ki, yesubbe ebahu fe yesubbe eba. Yesubbe ümmehu fe yesubbe ümme. Onun babasına çirkin sözler söyler, kendi babasına söylemiş olur. Onun anasına çirkin sözler söyler, kendi anasına söylemiş olur. Hele bir de bu insanlar ölmüşse, hakikaten Anadolu'da çok üzüleceğimiz muameleler var. Mesela bakıyorsun, erkeklerden kadınlara, evet, veya kadınlardan erkeklere öyle ağır kelimeler kullanılıyor ki. Evet. Mesela kadının, af buyurun, dinine küfrediyor kocası. Mezhebine küfrediyor, bu yoluna küfrediyor. Bu dinen de hem zararlı hem de... Dinene imanı yok olur. İmana zarar verir. İmana zarar verir. Evet. Mesela hanımına kafir diyor, kafirin çocuğu diyor. Evet. Bir Müslümana kafir demek, kafirin çocuğu demek, o insanı imandan çıkarır. Evet. Kadın da çocuğuna öyle diyor. Kafirin çocuğu diyor, misal kocasını kastederek. O da dinden çıkar bu sözüyle. Şimdi kadın kocasına, kocası hanımına çirkin söz söylediğinde ya da onun anne babasına hakaret ettiğinde, evet, haddi zatında kendi anne babasına hakaret etmiş oluyor. Burada Müslümanın bu konularda hassas olması lazım. Yani sen kime küfrediyorsun? Yıllarca seninle aynı hayatı paylaşan, aynı yastığa baş koyan, acı günlerinde, tatlı günlerinde sana gerçekten eş olan bu insana niye zulmediyorsun kardeşim? Yani bir an önce helalleşin. Tabii. Yani kim daha yani, varsa özür dileyin. Allah Celle Celaluhu erkekleri el-ricalu kavvamun alennisa, erkekler kadınların idarecileridir ama, evet, hiçbir zaman despot, baskıcı, anasına babasına hakaret eden, kendisine hakaret eden, ya sonra Peygamberimiz diyor ki, siz diyor hanımlarınızı af buyurun eşek döver gibi döversiniz, akşam da olunca kolumuza alır, aynı yatakta yatarsınız diyor. Bu büyük bir ayıptır diyor. Evet. Yani bir kadına olmadık hakaretler yapılacak, akşam da aynı yatakta yatılacak. Evet. Şimdi bu ne kadar yanlış bir şey. Bu açıdan, evet, yani erkek olsun, kadın olsun, kadın kocasına, kocası hanımına böyle aşağılayıcı, rencide edici sözlerden, hareketlerden sakınması lazım. Evet. Yine bir izleyicimiz hattımızda. Alo. Alo. Efendim, hayırlı geceler, buyurun. Faruk Ceylan. Evet, Faruk Ceylan. Evet. Hayırlı geceler, iyi akşamlar, hayırlı kandiller. Hocamın teşekkür ediyoruz. Tüm İslam aleminin kandili mübarek olsun, hayırlı ve vesile olsun. Allah razı olsun, sizin de kandili mübarek olsun. Buyurun efendim. Sağ olun, Allah razı olsun. Hocama ben bir şey sormak istiyorum. Bu benim kafama çok takılıyor. Belki millete biraz gülüş gelecek ama bu, evet, bayanların telefona, televizyona bağlanmasını ben birazcık şey buluyorum yani. Ben hocam sizi çok seviyorum. Hocam ya, kadının biz bilirdik ki, çocukken bize hocalarımız derdi ki, bir kadının sesi nereye kadar giderse oraya kadar dili uzar derlerdi. Evet. Biz hocalarımızdan öyle duyardık. Şimdi bazı bayanlar bağlanıyor. Hocam ben seni çok seviyorum, işte efendim ölüyorum senin için, Allah razı olsun. Ya bana biraz bir şey geliyor. Hocam ben bunun hakkında bir şey öğrenmek istiyorum. Peki. Başka... Doğru mudur, değil midir? Peki. Bayanın bağlanıp da böyle işte ne bileyim ilahilerde, bu ilaçlarda çıkıyor, hocam ben falan yerden arıyorum, çok, evet, seni çok seviyorum. Ya niye seviyorsun sen beni kardeşim? Peki. Hocamıza... Sen bayansın yani. Bu bayanı haram değil mi bu? Bunu öğrenmek istiyorum. Tamam, inşallah soracağız. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. İyi akşamlar diliyorum. Hayırlı kandiller. Yani. Teşekkürler. Hayırlı İyi kandiller. Yayınlar. Sağ olun. Evet hocam. Farklı bir bakış açısı. Şimdi kadının sesi avret değil de. Evet. Yani amaç burada önemli. Tabii amaç önemli. Şimdi zaruret kadın önemli. Soru sorabilir. Evet. Zaten tanımıyoruz.
Yani soran ismini vermiyor, tanımıyoruz, soru sorabilir. Şimdi biz kadına soru sormasını engellersek evinde öğrenmiyor. Evet. Başka yerlerde öğrenememiş, ailesinde öğrenememiş. Bu kadın İslami değerleri nereden öğrenecek? Bu bir defa kadın İslam'a göre ihtiyaç duyarsa sorabilir. Evet. Ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da hanımlara özel vaaz ediyordu. Özel hanımlara sadece. Hı hı. Soruları olursa Peygamberimizin hanımları yoluyla Peygamberimize soruluyor. Veya direkt soranlar da var Peygamberimize. Evet. Bir diğer husus Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kadınlara da lazım olan bilgileri veriyor. Evet. Ancak bir kadının hakikaten bir ilahiciye ya da bir sohbet eden hocaya ben sizi seviyorum demesi hoş bir söz değil. Allah rızası için onun halinden memnun olabilir. Hı hı. Yani bilgi verdiği için ona teşekkür edebilir. Ama seni çok seviyorum demesi insanların kalplerinde şüpheler oluşturur. Evet. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Mübin'de mesela kadınlar soru soracağı zaman ya da kadınlardan bir şey sorulacağı zaman buyuruyor ki ve izâ seeltumûhunne ve izâ seeltumûhunne metâan fes'elûhunne min verâi hicâb. Hem de Peygamberimizin hanımlarına hitapla. Siz Peygamberin hanımları bizim analarımız. Yaşadıkları dönemde ve her zaman. Ama diyor o yaşadıkları dönemde onlardan bir eşya istediğinizde ya da bir soru sorduğunuzda perde gerisinden sorun. Yani yüzde gelip de sormayın. Tesettüre riayet edilecek. Tesettüre riayet edilecek. Haramlık selamına riayet edilecek. Evet. Kadın perde gerisinden sorabilir mi? Ya da böyle ismini vermeden sorabilir mi? Sorabilir. Yani amaç burada önemli değil mi hocam? Amaç burada önemli. Bilgi edinme. Evet. Ama karşıdaki erkeğin kalbine şüphe bırakacak herhangi bir şey olmamalı. Evet. Olmamalı. Evet. Evet. Arkadaşlar telefonumuz var mı? Evet, varsa bir son telefon daha alabiliriz. Böylece bu geceyi de telefonumuzu noktalayacağız. Evet. Evet hocam, konumuz yarım şimdi kalmıştı. Konumuzu onu tamamlayalım inşallah. Evet. Hani bütün ibadetlerin ayrıntıları evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından bildirilmiş. Mesela buna yine bir başka ayrıntı açısından örnek vereceğim. Demin demiştim ki işte niye namazlarda açık okuduğumuz namazlar var? Evet. Gizli okuduğumuz namazlar var. Peki gündüz namazlarında imamın gizli okuması vacip. Akşam, yatsı, sabah namazı, cuma, bayram namazlarının efendim kıldırılmasında da açıktan okuması vacip. Evet. Peki bunları nereden öğreniyoruz? O zaman bu sünneti kabul etmeyen, ben sünnetle değil bizzat Kur'an'la İslam'ı öğreneceğim diyen, evet. Akşam namazını kıldırırken dese ki yok ben açıktan okumayacağım, gizli okuyacağım. Hocam bunu söyleyenler işin enteresan tarafı da Kur'an-ı Kerim'i ellerine alıp kendileri öğretmeye kalkıyorlar. Evet. Madem öyle yani bir öğreticiye ihtiyaç yoktur. Peki siz neden bu işi yapıyorsunuz? Siz hangi hakla? Size bu görevi kim verdi? Aynen. Ya o zaman aynen. Herkes Kur'an-ı Kerim'i eline alır, çekilir bir kenara, okur, tatbik eder. Şimdi size her şeyde var. Ehliyet lazım. Dünyada bütün mesleklerde, bütün branş dallarında ihtisas lazım. Evet. Dini konulara gelince liyakatı, ehliyeti, ihtisası olmayan nice insanlar var. Dinde alabildiğine genişlemesine geniş bir saha, geniş bir meydanda at koşturuyor. Bana göre böyle, bize göre böyle. Evet. Bu çok yanlış bir şey. Mesela biz tıbbı kendimiz hiç öğretilmeden kendimiz öğrenip doktorluk yapabilir miyiz? Yapamayız. Yani o ihtisası, o ihtisası, ehlinden alırsak yapılabilir. Evet. Uygulamasıyla ya da nazari bilgilerle. Hangi meslek olursa olsun öyle. Ama din konusuna gelince bana göre böyle diyor. Şimdi birkaç örnek daha vereyim. Mesela hacdan bir örnek vereyim. Evet hocam unutmayın şu son telefonu bir alalım. Alo. Efendim. Evet Ahmet Dursun bizi evet. aramışlar. Efendim buyurun sorunuzu hocam, alalım. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı geceler efendim. Hocam bir şey soracağım. Bu kadın saçın ne mehrem midir ne mehrem değil midir? Mesela açık olarak. Evet. Açık saçlarıyla gidilmemede Kur'an dinlemeye bu ne mehrem midir ne mehrem veya bir pantolli
Sade pantolla, bu ne mehrem midir ne mehrem değil midir bunu sormak istiyorum. Evet. Kandiliniz mübarek olsun, teşekkür ederim. Bu kadınlar için soruyorsunuz değil mi evet, efendim? Evet, evet, evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı kandiller efendim. Razı hayırlı geceleriniz evet. olsun. Evet. Ne diyor? Kadın başı açık, Kur'an-ı Kerim dinleyebilir mi? Veyahut da pantolonlu bir vaziyette. Bu dinen uygun mu, evet. caiz mi diyor hocam? Şimdi, kadınların örtünmesi farz. Namazlarda bir defa pantolonla namaz olmaz. Evet. Kur'an-ı Kerim dinlerken de elbette ki ne kadar edebe uygun giyinirse o kadar güzel olur. Evet. Kur'an-ı Kerim okumak bir ibadettir. Tefsirini okumak bir ibadettir. Tabii baş açık Kur'an okuyabilir mi, okuyamaz mı? Baş açık kendi evinin içinde okuyabilir. Evet. Ama bunu adet haline getirirse, şimdi baş açık Kur'an okuyor, halbuki o Kur'an yani onun ibadetlerde başını örtmesini emrediyor. Evet. Bunun yanında kadın kendi yatak odasında, kendi evinde baş açık olarak Kur'an okuyabilir mi, okuyamaz mı? Okuyabilir. Yani bunda bir sakınca yok. Abdest olduğunda okuyabilir. Ama baş açık yabancı erkeğin yanında ya da erkeklerin yanında okumasını bırakın, başını açması haram zaten. Evet. Yani saçını açması yabancıların yanında haram. Yani İslami olarak hem bu işin edebi adabı hem tabii. de şey olarak hocam yani İslami adaba göre yani, daha uygun olan yani kendi evinde yalnız başına da olsa takva ölçüsünde diye başını örterek okuması yani en azından Kur'an'a bir saygı açısından. Evet. Ama baş açık okusa kendi evinde yani yabancılar yok. Olabilir mi? Olabilir. Evet. Bakın haram değil. Yani ama yabancı erkeğin karşısında Kur'an okumayla sınırlı değil. Başını açması, saçını evet. göstermesi haram. Evet. Pantolon. Şimdi pantolon o kadar yayıldı ki bakıyorsunuz üstü başörtüsü var. Altı pantolon. Bu İslam'a göre kadın giysisi değil. Yani bu özellikle son zamanlar dar olanları giyiyorlar hocam. Bu, dar veya geniş pantolon. Yani kadınlarla belli etmeden olan bir pantolon şekli olsa. Şimdi hayır namazda kadın ta topuğuna kadar vücudunu güzelce örten bir elbise olacak. Evet. Elbise olacak. Yani evvela biz pantolon noktasında kadınların erkek kıyafetini, erkeklerin kadın kıyafetlerini giymeleri veya erkeklerin kadınlara kıyafet açısından, konuşma açısından, davranışlar açısından benzemeleri, evet. erkeklerin kadınlara, kadınların erkeklere bu yasaklanmış. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Erkeklere benzemeye çalışan kadınlara, kadınlara benzemeye çalışan erkeklere Allah lanet etsin diyor. Evet. O konuda İslam'ın kuralları var. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz. Son seyircimizi de almış olduk. Efendim gösterdiğiniz ilgiden dolayı gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Tüm arayan, izleyen ve arayan ve izleyen seyircilerimizin kandillerini bir kez daha tebrik ediyoruz. Evet hocam yavaş yavaş toparlayalım. Sonuna gelmiş. Şimdi ben son bir misal vereyim. Evet. Mesela Kur'an'da hac ile ilgili ayetler var. Evet. Yani farz olan hacla ilgili. Umre ile ilgili ayetler var. Yani Kur'an'da ve etimmül hacce vel umrete lillah. Yani haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Hatta bazı bu ayeti yorumlayan müştehitler mesela Şafii mezhebine göre umre yapmak farzdır. Evet. Umreye başladıktan sonra. Ama Hanefi mezhebine göre sünnet-i müekkededir. Kuvvetli bir sünnet. Şimdi mezhepler konusu da öyle değil mi hocam? Şimdi diyorlar ki mezheplere ne gerek var? Peygamberimiz döneminde mezhepler var mıydı? Şimdi baktığımız zaman mezhepler olmasaydı bugün herkesin kendine göre bir evet. namaz kılış şekli olacaktı. Hac şekli olacaktı. Evet, zekat evet, şekli evet, olmayacak evet. mıydı hocam? Elbette. Şimdi mezhepler İslam'ın rahmet yönüdür. Evet. İslam'ın genişliğidir. Onlar inşallah yani başka zamanlarda toparlayıcı. Evet, belki 4 elbette. Tane hak mezhep var ama toplandıkları yer yine Allah-u Teala'nın kulluk noktası. Onların hepsi kitapta ve sünnette olan şeyler. Şimdi mesela hac konusuyla ilgili bir sure de var. Suretül Hac. Evet. Hac suresi. Orada haccı emreden ayetler var. Veya Âl-i İmrân suresinde haccın gidebilecek, gücü yetebilen
ve gerçekten yol imkanına, yol masraflarına sahip olan bir Müslümanın üzerine hac yapmaları Allah'ın kulları üzerindeki bir hakkıdır manasında ayetler var. Evet. Şimdi ama haccın çeşitleri hakkında. Mesela bir adama diyorsunuz ki hac yapın. Hac nasıl yapılır? Evet. Tavaf nerede başlar, nerede biter? Kaç defa dolaşırsanız bir tavaf sayılır. Safa ile Merve arasında nereden başlanır, nerede biter? Ve mesela Arafat sınırları nerede başlar, nerede biter? Evet. Şeytan taşlama haccın vaciplerinden nerede yapılır, hangi günlerde yapılır, nasıl yapılır? Kurban kesme hacla ilgili nasıl yapılır, hangi günlerde yapılır? Farz olan tavaf ne zaman yapılır? Yani haccın gerek çeşitleri, gerek yapılış şekilleri, gerekse Arafat bölgesinin sınırları, bütün bunlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril-i Emin tarafından öğretilmiş. Evet. Peygamberimiz bunun ayrıntılarını hem sözleriyle hem uygulamalarıyla ümmete öğretmiş. Mesela diyor ki "Huzu anni menasikeküm." Haccın yapılışını benden öğrenin, benden alın diyor. Benden alın diyor. Evet. Şimdi sünneti kabul etmeyen bir adam hac yapacak, nasıl yapacak? Tavafı nasıl yapacak? Evet. Kur'an'da tavaf var. Beyt-i Şerif'i tavaf etsinler diyor. Tavaf var ama tavaf nasıl yapılır? Bunu bilemiyor ki. Evet. Bu açıdan Ercan Bey, ister hac, ister zekat, ister cihat, ister evlenilmesi haram olan, helal olan kadınlarla ilgili meseleler, alışverişle ilgili meseleler, İslam'ın cezai müeyyidelerinin uygulanmasıyla ilgili hadis-i şerifler. Mesela bakın, son olarak isterseniz bunu söyleyelim. Evet. Ve konuyu noktalayalım. Kur'an'da zina yapan erkekle zina yapan kadına bekar olurlarsa, evet, اَزَّانِيَتُ وَزَّانِي فَجْدُدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ مَتَ جَلْدَ. Zina yapan erkek, zina yapan kadına yaptıklarının karşılığı olarak eğer şahitlendirilirse veya kendileri itiraf ederse yüzer sopa vurun diyor. Bunlar bekar için mi, evliler için mi? Evet. Bunu Peygamberimiz demiş ki bu ayet-i kerime bekarları içeriyor. Evliler için ceza yöntemi, ceza şekli farklıdır diyor. Yani ölüm cezasıdır diyor. Eğer evet, kabul ederlerse, itiraf ederlerse veya şahitlendirilirse. Onda da 4 şahit. Bunu kim izah ediyor? Peygamberimiz. Sünneti kabul etmeyen diyor ki Kur'an'da ancak celde var, sopa var. Onun dışında ceza yok diyor. Mesela Kur'an'da hırsızlık yapan erkekle hırsızlık yapan kadının yaptıklarının karşılığında ellerini kesin diyor. Yani Kur'an'da genel hükümler var. Genel hükümler var. Bunun açılımı, bunun detayı, evet, bizzat Peygamberimiz tarafından. Uygulama bir de hangi şartlarda hırsızlık yapılırsa ceza verilir, nasıl yapılırsa, evet, ne çalınırsa, kimden çalınırsa ve bu şartların tamamı oluşursa diyor ki elini kesin. Mesela Allah diyor. Bunu kime diyor? Devlete diyor. Evet. İslam devletine. Nereden kesilecek? El buradan ta omuza kadar el. Kol. Peygamberimiz diyor ki kesme yeri bilektendir. Evet. Hırsızlık yapar, şartları oluşursa bilekten el kesilecek. Bu Allah'ın koyduğu bir kural. Evet hocam. Dolayısıyla bunların hepsi yani insanın malını, canını, namusunu, aklını, dinini, evet, insanın haysiyetini, izzetini, itibarını, insanın iman ve ibadet hürriyetini korumak için İslam'ın harmanlamasına açılımı, genişlemesi, bunu Peygamberimiz yapmış. Evet hocam. Dolayısıyla peygambersiz din olmaz. Evet. Peygambersiz İslam da anlaşılmaz. Peki. Hocam vaktimiz çok daraldı. Toparlayacak olursak bugün Mevlid Kandili, bu konuyla ilgili bir sorum daha var. Mevlid Kandili'nde oruç tutulması uygun mu hocam? Elbette oruç tutulabilir. Yani diğer mübarek gecelerin gündüzü gibi. Evet. Bunda da oruç tutulabilir. Evet. Bu gece çokça dua yapılır. Efendim elimizden geldiği kadar kaza namazları kılacağız. Dua yapacağız, zikirle meşgul olacağız, nasihatler dinleyeceğiz. Tevbe istiğfar edeceğiz. Günahlarımıza pişman olacağız. Cenab-ı Hak'tan af dileyeceğiz. Eşimizi, dostumuzu arayıp onların hal hatırlarını soracağız. Evet. Özellikle anne babalarımız yaşıyorsa
efendim mümkün olduğu kadar ibadet taat gecesi. Evet. Yani bir geceye mahsus değil bu ama Mevlid kandilinde de oruç tutulabilir. Çünkü peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği bir efendim zamandır. Peygamberlerin en üstününün dünyayı şereflendirdiği bir gün. Onun için bugün de oruç da tutulabilir. Diğer ibadetler de yapılabilir. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Evet, ben bu vesileyle evet. hem şehrimizdeki kardeşlerimizin, Türkiye'mizdeki Müslümanların, evet. dünyadaki Müslümanların, özellikle Avrupa'da bizi izleyen kardeşlerimizin, soydaşlarımızın mübarek Mevlid kandillerini tebrik ediyorum. Evet. Ve alem İslam'ın kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Savaş olan bölgeler var. Savaş olan bölgelerde sulh, evet. selamet, barış olmasını, mazlumların bir an önce zafere ulaşıp evet. zalimlerin de kahri perişan olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ve evet. bütün ehli imanın mübarek gecelerini tebrik ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İnşallah yine bu geceyi kısa bir duayla noktalayalım. Evet. Ondan sonra da sevgili izleyicilerimize veda edeceğiz. Evet. Buyurun. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulillahi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet. Ya rabbel alemin. Kainatın efendisi, peygamberlerin en üstünü, beşerin medarı iftiharı, Mevlamızın Habibi, Resulü, Edibi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i hakkıyla tanımayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, gerçekten ümmeti olmayı bize lütfettiğin gibi, sünnetlerini de hayatımıza uygulamayı nasip eyle. Şefaat-ı uzmasına bizleri nail eyle. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın sancağının altında toplanmayı nasip eyle. Ya Rabbi şu mübarek gecenin feyzinden, bereketinden, bereketlerinden faydalanmayı nasip eyle. Bu mübarek gecede aşıkların, sadıkların, gönül sultanlarının yaptığı dualara dualarımızı ilhak etmekle, özellikle Ravza'da, özellikle Kabe-i Muazzama'da, özellikle boynu bükük, mahzun ve masum Mescid-i Aksa'da yapılan dualara ilhakla dualarımızı kabul eyle. Amin. Ya Rabbi bu gece hürmetine günahlarımızı bağışla. Tevbelerimizi kabul eyle. Ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar lütfeyle. Ya Rabbi hayırlı muratlarını bütün kardeşlerimize ihsan eyle. Ya Rabbi şerlerden emin eyle. Şerir insanlardan emin eyle. Ya Rabbi masum ve mazlum Müslümanları muzaffer eyle. Zalimleri kahri perişan eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e birlik, dirlik, kaynaşma, kucaklaşma, kardeş olma duygularını lütfeyle. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Rabbena gfir li ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumun hisab. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Oh,